Güncelleme yapmayan arkadaşlar varsa son versiyon 9.15 idealin sitesinden 9.15 versiyonunu, daha doğrusu şöyle sistem güncelleme dosyasını indirip ideal kapalı iken ideal dizinine kuracak. Bu kadarı kafi geliyor zaten. Değişiklik olan zaten başlı başına sistem paneli. Bilmeyenler varsa giriş yeri, burada herhangi bir boş bir grafik açalım önce. S menüsünden F-Sistem paneline giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu panel direkt bizim kendi tasarımımız, formumuza giriş yapıyor. Burada öncelikle nelerimiz var? Daha önce zaten şu grubumuz biliyorsunuz zaten iletişimle ilgili video kısımlarına şu an herhangi bir şey yüklemedim. Çünkü yeni ürün herhangi bir güncelleme olabilir diye sürekli güncelleme yapmayalım biz de video ile ilgili. Tam otursun, ondan sonra bunlarla ilgili video detaylı, yani bölüm bölüm kısa kısa detaylı anlatımlarda ileride bir güncelleme ya da YouTube kanalımıza atarız arkadaşlar. Şimdi kolaylık olsun diye sistemin, biliyorsunuz daha öncelerden bizim sistemlerimiz zaten indikatör kısmından buradan birçoğu eklenebiliyordu. Ya da direkt sistem tanımları kısmından bazı bölümler direkt açılabiliyordu buradan. Şimdi biz biraz kolaylık olsun diye, yani belki ilk defa ev sistemle tanışanlar için ne var ne yok ya da kullanıcılar için biraz daha hızlı bakış açısı için bir grafik portalı yükledik. Bu grafik portalı bize özel arkadaşlar. Yani bizim kendi indikatörlerimiz var. Ekstradan da ben sizin kendi indikatörleriniz için 6 tane yer bıraktım. 3 üst panel için herhangi bir grafik açalım önce. Şöyle bir grafik açalım. Şöyle mesela ben bir tane grafik 1, yani şuradaki yazıyla aynı yazıyla bir indikatör kaydederseniz, indikatör olarak kaydedeceksiniz. Dikkat edin. Yani ben şu an geçici olarak ev sistemi kaydettim ismini. Şöyle grafik 1 isimli, yani farklı kaydet. Grafik 1 isimli 2-3 olarak farklı farklı kendi indikatörleriniz varsa burada kullanma şansınız var. İkinci grafik için mesela 2 diye de bunu yükleyelim. Örneğin bu da kalsın. Burada 2, 3, 3 yok mesela. Veyahut da alt panel için herhangi bir şey eklemediğim için orada da gözükmeyecek. Hem alt panel hem de üst panel için ayrı ayrı 3 tane sizin kendi indikatörlerinizi koymanız için bir bölüm ekledim. Mesela 3 yoktu bizde. 3 yokken şöyle boş bir şey geliyor. Basic bir şey geliyor. Olan mesela grafik 2'miz mevcut. Mesela kaydettiğim grafik geliyor. Herhangi bir indikatörünüz, üst indikatörünüz varsa kaydettiği gelir. Alt indikatör için de başında A grafik alt tire 1 olarak. Mesela bu da alta kendi indikatörünüzü üzerine atacak. Bunu kaldırıp silip üzerine atacak. Bilginiz olsun. Hani beraber kullanmanız açısıyla bizim sistemlerle 3 tane üst tane de alt olarak size ait indikatörleri koyabilirsiniz. Baştan başlayalım en başından. Burası normal zaten idealin kendi grafik menüsü bu. Sadece şuradaki üst paneli yok burada. Normalde bütün kullanımı detayları aynı şekilde, herhangi farklılık yok. Sadece dediğim gibi üst panel yok burada. Diğerleri zaten hemen hemen mevcut. Gene içeriden grafik ismi değiştirebilirsiniz ama bizim sistemle entegre olmaz. Grafik değişimleri buradan hissenin üzerine tıklayarak ya da burada 4 haneli hissenin ismini yazarak direkt hisseye ulaşabilirsiniz. Marketleri de ayırdım size. İşte paleteler, dolar, yani döviz paleteleri, yurt dışı ile ilgili idealin DFN marketi, İMKB endeksleri, işte Binance'ın ürünleri var, artı Viyop, madenler kısmı var. Bir de isterseniz
Kendi hazır listenizi, kayıtlı bir listeniz varsa, mesela örneğin futbol hisseleri diye bir şey varmış. Kendi kayıtlı listenizi getirebilirsiniz. BIST hisseleri şöyle ben hisseler olarak bir de en çok kullanılan 5-6 tane simgeyi, sembolü de buraya eklemiş oldum. Herhangi bir, mesela endeks üzerinden gidelim arkadaşlar. Şuradakilerin bir işlevselliği yok. Sadece şu trendlerin bir işlevselliği var. Trendlere bastığımız zaman çoklu trend dediğimiz bizim kullandığımız kısa, orta, uzun otomatikman üzerine atıyor arkadaşlar. Alt paneline girdiğimiz zaman burada var olan indikatörlerimizi isterseniz topluca kullanın, isterseniz tek tek kullanın. Bu tamamen size kalmış bir şey. Hızlı hızlı her şeyi üst üste ekleme şansınız var. Ekstradan burada neyimiz var? Oto trendimiz var. Oto trend bizim hani ne var dediğimiz olay boyut yani ne kadarlık yeri kısmı baz almayı tamamen size elinize veriyoruz. Buradan otomatik gördüğünüz gibi şurada şu an herhangi bir şey yok. Otoya basınca burada bir trackbar dediğimiz şey açılıyor. Otomatikman en barı değiştiriyor burası. Buradan isterseniz sağ sol tuşuyla üzerine bir kere tıklayıp trendinizi kendinize göre ayar çekebilirsiniz. Kullanmak istediğiniz trendinizi. Bu şekilde hani bir hisse üzerinde trend tamamıyla büyük boyuta kadar, en küçük boyuta kadar, burada 1000 embara kadar uzayabiliyor. Kullanabilirsiniz yani. Bunu ekstradan bir de şöyle bir şey yaptık. Harmonik iki kısımlar yerimiz var arkadaşlar. Burası bizim yine var olan harmoniklerimiz. Şöyle sanırım uzun harmonikler full dediğimiz. Şöyle bir şey var. Normalde bunlar belli en bara bağlı. Harmonik 2 için mesela ben herhangi bir tanesini feda edebilirsiniz. Zaten uzun çok kullanılan bir şey değil. Bunun parametresine girerek aslında bunu normalde vermemiştim ama içeride kaldığını gördüm. Ben de en azından kullanın diye şöyle bir şey sistemli olsun ikiye çekerek bu harmonik uzun trend mesela indikatör olanı kaydet bastığınız zaman şunu kapatıp tekrar oraya gelelim. Bir entegre oluyor. Ne entegresi oluyor? Bu ne varla entegre oluyor arkadaşlar. Yani hem harmonik hem trend aynı anda buradan giderek boyut bar boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Yani harmoni daha uzun boyutlara, daha kısa boyutlara burada trendle beraber getirebiliyorsunuz. Dediğim gibi normalde bu yoktu piyasada ama benim içinde olduğunu görünce eklemek istedim. Şu oto trende kaldığınız zaman zaten bununla oynama şansınız yok. Bunu oynayabilmeniz için yani ne varı? Otomatik trendin açık olması, trackbar dediğimiz yani burada oynatma yerinin açık olması gerekiyor. Bunun ikisini aynı anda kullanabilirsiniz. Üstten devam edelim. Trendlerimiz zaten bildiğiniz bizim her zaman kullandığımız kısa, orta, uzun trendler. Burada üst üste kullanabiliyorsunuz hepsini bir arada. Alt bizim yardımcı kullandığımız trendler vardı. Ne vardı? Trend yönümüz vardı. İşte F dedektör vardı. RSI orta uzun 3 tane de RSI uyumsuzluk arayan trend atan indikatörlerimiz vardı. Aynı şekilde burada tek tek hepsini ekleme şansınız var. Bunların hepsini de arkadaşlar şurada indikatör reset denilen bir yerimiz var. Buraya bastığınız zaman bütün seçtiğimiz indikatörler hepsi pasife düşüyor. Yani seçilmemiş hale geliyor. Sıfırdan girilmiş gibi. Birisi patternin ayarlarından bahsetti. Arkadaşlar şöyle, biz patternin artık kullanmıyoruz. Bunu açıp kullanabilmeniz için şöyle defaultta sistem tanımlı ürün olmaması gerekiyor. Mesela şöyle diyeyim. Bir mesaj gördüm. Sanırım bundan bahis ediliyordu. Sesli arkadaşlar sesli de geç konuşabilirsiniz. Ben mesajları çünkü göremiyorum. Şöyle diyeyim. Bu şekildeki bir kayıtlı patterniniz varsa şöyle diyelim. Bunu farklı kaydedeyim. XX diye. Mesela açılan grafiğiniz bu şekilde açılıyorsa bunları kullanma şansınız
Var mı burada? Yok arkadaşlar, bu şekilde gelir. Çünkü onun sebebi dediğim gibi normal boş bir indikatörü şey pardon grafiği baz alıp üzerine indikatör eklediği için bu şekilde kayıtlı bir pattern olmaması gerekiyor. Bunu mesela bu şekilde sistem yerine normal sistemlerinizi buradan indikatör olarak kaydedip pattern yaptığınız zaman mesela diyelim ki ben bu şekilde kaydettim. Şunları kapatayım. Bu şekilde kaydettiğiniz zaman indikatörlü herhangi bir sorun çıkarmaz. Yani bastığım zaman tekrardan düzene girer. O sistem tanımlı kayıt yani pattern sistem tanımlı olduğu için normal grafikleri açamazsınız arkadaşlar. Çünkü sistemin özelliği bir boş grafik üzerine indikatör atıyoruz tamamen biz. Yani sistem dosyası açmıyoruz. Eğer ki zaten o sistem pattern içine girmiş olsaydık bayağı bir dosya yüklemek zorunda kalırdık. En kolay çözüm bu olduğu için biz de bu şekilde devam ettik. Herhalde burada anlaşılmayan bir nokta yoktur diye düşünüyorum. Muhtemelen anlaşılmıştır. Ekstradan yeni bir indikatör ekledik. Bizim blade olarak bir çalışmamız vardı. 5 dalgalı. Small yine Tobo QM gibi aynı mantalitede 3 tane şöyle 3 tane çeşit blade modelimiz var arkadaşlar. Bunu ben Garanti Bankası üzerinde size daha önce göstermiştim. Yani bunun detay konularına daha sonra gireceğiz. Ben sadece eklenenleri şu an gösteriyorum. Small, medium, large olarak yani kısa, orta, uzun yani biraz daha bar boyutuna göre ayarlamalı şekilde 3 tane blade formasyonunu ekledik. Zaten normalde var olan small tobomuz, medium tobomuz, large tobomuz. Bunlar da aynı şekilde dediğim gibi üçünü bir arada açabiliyorsunuz. Kaldırabileceğiz buradan tekrar. QM. Yani bunları zaten hemen hemen kullanan herkes indikatörlerimizi biliyor. Ne var burada başka? Harmonikler, eski. Bunlar eski olarak hazırda olan kalıp paternleri çıkartıyor arkadaşlar. Yani bu harmonikler genelde dip tepe farak dal dediğimiz yapıyla bir M harfini gördüğü zaman herhangi bir fiboyu baz almadan yani yapı olarak fiboyu baz almadan bir kalıp çizer sadece. Bunun özelliği ve eski öncekiler V2 dediğimiz versiyondakiler V3'teki bu uzun harmonik, kısa, orta harmonikler bunlar belirli kalıpları sadece hani farak dal, dip tepe dediğimiz yapıları otomatik çizen şekillerde. Daha sonrasında biz bunu şu şekilde bir yapıya döndürdük. Bu arada QM'miz açık kalmış. Burada bilgiler de gelmiyor arkadaşlar. Görseli kapatmasın diye şöyle bilginiz olsun. Aç kapa buradan görebilirsiniz üzerine 2 kere tıklayarak. Harmonik en son yüklediğimiz buradan neydi? Harmonik 2 kısa vadeli, harmonik 2 full, orta vadeli, harmonik 2 full. Uzun vadeli. Dediğim gibi uzun vadeliyi isterseniz şeye çevirebilirsiniz. Otomatik olarak çevirebilirsiniz onu tekrar. Ayarlar kısmı gene zaten aynı. Daha önce bir nokta virgül sorunu vardı burada. Nokta virgül sorununu kaldırdık. Direkt yüzlük rakamlara yani 0,61 değil de yüzlük olarak çarpanla buraya yaptık. Herhangi bir nokta virgül Windows ayarlarından kaynaklanan sorun yaşanmaması açısından bu sorunumuz da yok arkadaşlar. Bu arada devam edelim. Nelerimiz var daha burada? F-Trend'imiz var. 2 tane F-Trend ürünümüz var zaten. F-Trend'e şöyle bir şey eklendi. Ana bölgelerin hani dediğim gibi şimdi F-Trend'in 3 tane trend çizgisi var. Bir tanesi yani turkuaz rengi ana bölgeyi değiştiren renkli boğa ayı bölgesini belirleyen sistemin içerisinde belirleyen rengimizdi.
Diğer renklerde mesela fuşya bize sıkışmayı, yatay piyasayı yani sıkışmayı, şu fuşya kapanı dediğimiz ayıya geçtiği zaman bir sıkışmayı, gri ise en üstte yani sıralı geçtiği zaman gri güçlü bir trendin devam ettiğini ifade ediyordu. Ekstradan dediğim gibi hani sisteme hakim olamayanlar için ben buraya bir dikey çizgi eklettim arkadaşlar. Bunun dikey çizgisini kaldırmak isteyen arkadaşlar parametreye girip turkuaz değişimi dikey aç kapa burayı sıfır yapıp kaydedip çizgiyi kapatabilirler. Yani hakim olanlar bunu kullanmayabilir isterse. En azından burada yapının bilgisini vereyim. Şurada bakalım canlı. Ben yeni bunu ideali kurduğum için pek veri yok arkadaşlar. Hatta hiç yokmuş. O yüzden kriptolara bugün bakmayacağız daha doğrusu. Şeyimiz de canlı olarak şeyimiz de kapalı. Buraya zaten var olan bütün periyotların hepsini ekledik. Periyot değiştirmek isteyen buradan direkt hızlıca değiştirebilir. Bu arada dediğim gibi benim veriler bayağı eksik olduğu için güncelleme yapmaya çalışıyor. O da kasıyor şu anda. Boş bir sistem yükledim ben de denemek açısından hani bir problem var mı yok mu görelim diye. Evet grafik yüklüyor şu içeride. Pivotumuz var 1450 sistem. Ekstradan burada ne kaldı? Harmonik optimize dediğimiz. Şimdi harmonik optimize biraz daha detaylı bir şey arkadaşlar. Bunu kullanabilmek için harmonik optimize ayarlara girip yani bizim normalde hani radardan gelecek sonucu o değerleri alıp burada modele göre hani hangi aralıktaysa onu direkt getirmek amacıyla yani burada grafik üzerine getirmek amacıyla bunu yaptık. Bunun sebebini zaten birazdan anlatacağım size. Burada işte N bar ayarını gene buradan yapıyoruz. Burada pek kalan, grafik bölümünde pek kalan bir şeyimiz sanırım anlatacak bir şey kalmadı. Evet, buradaki bölümler burası. Buradan sorusu olan arkadaşlar var mı? Ben buraya geçeceğim arkadaşlar. Radar bölümü kısmına geçeceğim. Herhangi bir sorusu olan yoksa geçiyorum. Birden fazla grafik açabiliyor muyuz? Sadece bir grafik. Muammer Bey şu an açamıyoruz çünkü şimdi burası şöyle bir yapıya sahip. Hani belki ileride farklı çözümlerle yani şurada aslında ekstradan benim amacım da zaten ekstradan birden fazla hani ideal içindeki gibi multi şeklinde açtırmaktı. Ama şu an yapı ona müsaade etmiyor. Farklı bir yapı bulursam eğer farklı farklı periyotları mesela hatta benim amacım şöyleydi ekranı dörde böldürüp dört tane periyodu bir arada izleyebilmekti. Ama maalesef şu anki yapıda o olmuyor. Çünkü bizim indikatörleri şeyin üzerine, grafiğin üzerine ekletme kısmında zaten ana sorunumuz var. Biz de böyle bir çözüm bulduk. Daha önce biliyorsunuz pattern sistemiyle açmaya çalışıyorduk. Alternatif çözüm olarak bunu ürettik ama dediğim gibi birden fazla grafik açma şansımız, birden fazla bu menüyü açma şansımız maalesef yok. Çünkü açsak da buranın ayarı oraya gideceği için burada herhangi bir oynadığınız ayar diğer grafiği zaten otomatikman etkileyeceği için bir şey yapma şansımız kalmıyor maalesef. O yüzden şimdilik şu anda bu şekilde idare edeceğiz ama dediğim gibi bir çözüm arayacağım onun için de ekstra. Teşekkürler. Rica ederim. Abi benim bir sorum var. Evet. Cevaplayabilirsen. Şimdi bu açtığımız mesela F-trend Evet. grafiğinin altına trend yön ekleyebiliyor muyuz Evet burada? evet. Birden fazla kendi sistemini de ekleyebilirsin. Yok, onu anladım ama mesela direkt senin F-trendinin altına hemen bir trend yön ekleyebiliyor muyuz? Yani koyabiliyor muyuz Aynen. onu oraya? Aynen şu şekilde. Heh, tamam. İkinci sorum da şu. Bu idealin içerisinde F sistem aplikasyonu gibi bir şey mi açıyoruz bunu görmek için? Evet, bunu buradan açıyoruz. Ha, buradan Sistem, açıyoruz, tamam. ev sistem panelimiz var Tamam. ya, buradan giriyoruz. Şu Tamam. menü geliyor ekrana. Buradan grafikler bölümümüze giriyoruz. Zaten açıkta Tamam. olduğu için ikinciyi açmıyor. Direkt buraya giriyor.
Tamam, ve bizim olarak... daha önceki idealdeki kullandığımız her şey devam ediyor. Bu ekstradan bir aplikasyon oldu. O silindi. O aplikasyon yok. Hani şöyle bir menü vardı. Hatırlıyor musunuz? Daha önce şöyle bir grafikler diye bir menümüz vardı eskisinde. O farklı bir yapıda açıyordu. Onları kaldırdık. Şimdi bu yeni aplikasyon. Yani şu menü tamamen yeni. Eskisi zaten yok. Sadece buradaki fark, daha önce grafikler buton buton, yani pattern şeklinde açıldı. Şimdi bu şekilde. Direkt buradan, yani herhangi bir indikatörü işaretleyerek grafik üzerine direkt kendimiz atabiliyoruz yani. Hocam, böyle bir şey oluyor. Bu efekt normal ana ekranda, ideal ekrandan bir grafiğin içerisine yeni indikatörlerimizi kullanabiliriz. Yani biraz ses alabilir miyim? Hiç anlamadım. Biraz ses alayım. Yaklaşırsa. App kullanmadan da indikatörlerden normal ideal içerisinde herhangi bir grafiğin altına sistemleri de atabiliriz. Yine ekrandı, formasyonu ismini atabiliyoruz. Yok, sizin eski sistemlerde değişen bir şey yok. Bu sadece ekstra bir şey. Ekstra dediğimiz nedir? Ben mesela hani normal grafik yapıda şundan çok uğraşıyordum açıkçası. Hani giriyorum, acaba bir tobonun, hani diyelim ki bir taneyi ekledim burada. Acaba şimdi large'a baktım. Diyorum ki tobonun acaba small'unda var mı? Bir daha giriyorum. Large şeyde medium'unda acaba var mı? Yani defalarca buraya gir çık yapıyorum. Şimdi ben bunu kaydedemiyorum. Kaydettiğim zaman da sürekli bu geliyor. En kısa çözüm yolu olarak, yani ben kendi pratik açımdan düşünerek sizlere de yani bunları verdim. Hani buraya giriyorum, direkt eş listede ne var diyelim ki, garanti listesine girdim. Garanti listesinde bütün toboları üst üste hemen hızlıca açabildim. Yani üzerine vurabildim. Yani işi amaç nedir? Hızlı kolaylaştırmak. Tek tek buradan yani hızlıca zaten listeler arası dolaşmak, periyotlar arası dolaşmak amacıyla. Normal zaten bizim indikatörlerimiz burada zaten tekrardan aynı şekilde, yani diğer eski sistemdeki şekilde zaten hepsi açılıyor. Sadece buradaki sistem paneli aplikasyonu değişti. Diğerlerinin her şeyimiz zaten aynı. Ekstralarımız zaten var sadece. Yani eskilerde değişen bir şey yok. Sadece bu menüde bir grafik menümüz vardı. O kaldırıldı. Zaten bir de radarımız vardı. Şimdi radarın içerisinde de değişiklik oldu. Harmonikler eklendi buraya, iki tür. Bunun haricinde zaten diğerleri demin gibi tamamen eski sistemle devam ediyor. Var mı burada başka bir şey, soru? Fatih Hocam, bu harmoniklerle alakalı şeyi gösterdiniz. Bar sayısını çekmeyi, onu bir daha gösterebilir misiniz? Orayı ben tam anlamadım. Uzun da sistemle o ikiyi yapıyorduk. Şöyle, hatta şuradaki bölümümüz var arkadaşlar. Harmonik 2, pattern 2 olan kısım var ya. Şu en sondaki uzun, herhangi bir tanesini yapabilirsiniz ama hani en sondaki uzun genelde pek kullanılmayan bir model. Bu arada hani aç kapada datalar şeyimiz kayıtlı olduğu için tekrar geliyor. Şöyle bir resetle hepsini kapatabiliriz tekrardan, bilginiz olsun. Şimdi şöyle yapacağız. Diyelim ki bir listeye girelim. Şunu pasife çıkartalım. Yani hani ismi o şekilde kayıtlı olduğu için. Uzun trendin şurada sistem nosu sizde şu an bir kayıtlı. Bunu ikiye çekelim. İki yapıp kaydediyoruz. Burası halloldu. Burada işimiz kalmadı. Şimdi bu işaretli ve üstten de sadece otomatik trendi işaretlediğimiz zaman, şuradan oynatmaya başladığınız zaman harmoniğin boyutlarını istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Ekstradan şurada hani fibo ayarları, hani fibo rakamlarını verip belli bir aralıklar için burayı kaydedip sadece onları göstermesini de isteyebilirsiniz yani. Tamam. Teşekkür ederim. Ototrend kısmını atlamışım ben. Ototrend işaretlenmezse şurası açılmıyor. Dediğim gibi normalde bu yoktu. Sonradan baktım ki yani setup içerisine girmiş, bunu koymuşlar. Ben dedim madem bunu koymuşlarsa size en azından söyleyeyim, bilginiz olsun. Yani ekstradan bir şey oldu bu da. Yani normalde şimdilik buna girişmeyecektim. Belki kasar falan diye, dikkat ederseniz bunda şeyler yok. Ne derler? Fibo oranları yok harmoniklerin içerisinde. Çünkü fibo oranlarını koyduğumuz zaman bütün hepsini bir anda hızlı oynatmak kasmaya yol açar. Yani şöyle hani karşılık şey normaldeki gibi, şu karşılık gibi
Fiboların değerleri gelmiyor. Sadece fiboyu çiziyor, şeyi çiziyor. Yani ne derler? ABCD olarak çizimi yapıyor. Stop noktasını gösteriyor ama hedefler kısmını şu an göstermiyor. Çünkü onları göster dediğimiz zaman bayağı bir kasmaya yol açabilir. O yüzden şimdilik buna girişmedim. Hatta buna ileride daha farklı bir şey düşünüyorum. Biraz kastığı için vazgeçtim şimdi ilk etapta. Kasmayan bir şey bulursak, yani otomatik herhangi bir embara gerek kalmadan vereceğimiz ayar içerisinde otomatik üst üste hepsini eklesin yani. Eğer ki bir kasmaya yol açmazsa bize. Yani neydi? Tamamen amaç şunlardan kurtulmaktı. Kısa, orta, uzun bar mantalitesini, hani bu bizi sınırlayan kısıtlamalardan daha doğrusu kurtulmaktı. Biz şimdi radar kısmında ondan kurtulduk ama grafik kısmında kurtulamadık zaten. Hani çünkü bir grafiğin içerisinde sürekli okuma yaptığı için sürekli matematik işlemi yapıyor. Yani şu an her bir veri okuduğunda, canlı bar olduğu için her bir veri okuduğunda sürekli geçmişi tekrar okuyup başa kadar geldiği için tamamen kasma yapar bu sistem. O yüzden şimdilik o embar olayına girmedim. Çünkü şimdi şöyle düşünün. Bir embar bir indikatör demek. Şimdi sen yaklaşık 100 tane embar koyduğun zaman bir grafiğin içerisine 100 tane indikatör koyuyorsun ve buna da matematik hesabı, her 100 tane içinde sürekli matematik hesabı yapıyorsun. Hiçbir şekilde açamazsınız onu. Dediğim gibi bir çözüm bulursak onu da inşallah ileride tamamen şunlardan da kurtulmak istiyoruz. Yani kısa, orta gibi terimlerden tamamen çıkmak istiyorum açıkçası. İnşallah da onu da becerirsek başka bir boyuta atlamış oluruz. Yani radarda aslında o boyutu açtık artık. Herhangi bir şey kısım yok. Yani grafiği geçeyim, orada anlatayım. Eğer grafikle ilgili başka bir şey yoksa burada o kısmı geçeyim. Ses tamam, geliyor değil mi? Abi bir şey soracaktım ben de. Efendim? Sesim geliyor değil mi? Geliyor, geliyor. Bu ana grafik ve alt göstergenin birlikte olduğu sistemin kaydını nasıl yapıyoruz benim grafiklerim kısmına? Şurasını diyorsun değil mi? Mesela F trend var üstte, altta da evet trend yön var. İkisini grafik 1 olarak kaydedeceğim. Şöyle açılan grafik olarak mı istiyorsun? Anlamadım, evet, tamam. Aynen. Yani şöyle F trend'in olduğu. Normalde F trend burada var. Tamam, F trend var. Tamam. De, şimdi sen burada kendi grafiğini de üzerine koyduğun zaman açabilirsin. Şöyle bastığın zaman ekleyebilirsin. Herhangi bir indikatörünü, sana ait herhangi bir indikatörünü bu isimle kaydedeceksin sadece. Yani tamam. Alt için mesela A'ları kullanacaksınız. Alt panel için mesela birden fazla alt panel açtırabilirsiniz şu şekilde. Ben bunlara her birine bir isim verdim. Sadece bu isimle değiştireceksiniz kendi indikatörünüz ismini. Üst panel içinde hani üstte herhangi bir EMA ekleyebilirsiniz kendi. Aslında şöyle bir şey, şu alta bastığınız zaman zaten normalde idealin şeylerine gene bir girebiliyorsunuz yani buraya. Hani kendi indikatörünüzü gene giriş yapabilirsiniz ama şöyle bir şey var. Örneğin diyelim ki buradan ne yapayım? Bir herhangi bir tane Tilson'a ekleyelim diyelim. Tilson mesela buraya eklendi. Ama sen yeni bir grafik aç dediğin zaman o resetlenir, tekrar gider. Onun için kaydetmen gerekiyor. Yani isim olarak buraya kaydetmen gerekiyor. Buradan ne kadar açarsan aç kendi grafiğini, o grafik buradan tamamen tekrardan her bir yaptığında grafik komple resetlenip yenisini açtığı için öyle bir buradan ekleme şansımız zayıf kalıyor. O yüzden bu şekilde size özel yani üçer tane alt, üçer tane üst kendi grafiklerinizi yani kendi indikatörlerinizi bu isimde kaydederseniz direkt onu da ekleyip üzerine görebilirsiniz buradan. Anladım. Kaydetme dediğiniz sistem, o eski sistem devam ediyor değil mi? Onda bir şey yok. Şimdi eski sistemlerde herhangi bir şey yok. Eski sistemleri tamam. Kullanabiliyorsunuz. Sadece bu nedir? Dediğim gibi hani hızlı bakış açısı en azından hepsini bir arada görebilme. Mesela hani oradan açılışı biraz zorluyor açıkçası. Yani genelde mesela bir patterne de her şeyi de sığdıramayız. Bir toboyu ne bileyim bir kümeyi aynı anda açmak da oradan zor olduğu için buradan biraz daha hızlı çözüm olacağını düşündüm açıkçası. Teşekkürler abi. Rica ederim. Burayı kapatıyorum arkadaşlar. Çıkıyorum buradan.
Geçelim radarımıza. Hızlı geçelim arkadaşlar. Biraz da belki ekrandan fazla kalamayacak arkadaşlar var. Dediğim gibi detaylara sonra yine tekrardan gireriz. Öncelikle buraya ekstradan canlı telegrama gönder diye bir şey ekledik arkadaşlar. Şimdi canlı telegrama gönder kişiye özeldir arkadaşlar. Yani ben size bir link verdim gruba. Kendi ID numaranızı bir bottan çıkarttırıyorsunuz. ID numaranızı buraya giriyorsunuz. Diyelim ki XX işte rakam bu şekilde işaretli kalıyor. Hani ekranda değilsiniz veyahut da ne bileyim altta bıraktınız. Hani bir alarm sistemi gibi düşünün. Direkt cep telefonunuza şöyle bir şey. F-System Radar. Şöyle iki tane botumuz var. Bu botlara isimleri şöyle taratabilirsiniz. F-System Radar Bot alt direli. Bir tane de F-System Harmonic Bot var. Şu şekilde. İki tane radarımız mevcut. Biri harmonikler için. Harmonikler için bir bot var. Radar için ayrı bir bot var. Harmonik'in ismi de bu şekilde. F-System bunu da gruba yazarım zaten botların ismini. Bu bota girip start tuşuna basıyorsunuz. Zaten start demezse hani benim buraya herhangi bir başkasının ID'sini de girseniz ona gönderme yapamazsınız. Buradan giriş yapıp start yapması gerekiyor isteyen kişinin. Start yaptıktan sonra zaten burada canlı bir şekilde kişiye mesela herhangi bir şey ekledi diyelim. Tabii ben şu an açmadım. Herhangi bir panele düşen herhangi bir hisse aynı anda orada zaten örnekler var göreceksiniz şu şekilde aynı anda buraya da saatini işte hangi dakikada saniyede günlük varı ne varı işte ne bileyim bu harmonikle ilgili diğer tarafta radarla ilgili buraya bilgiler size anında o şekilde de gelecek. Mesela ekranda değilseniz çıktınız dışarıya kurduğunuz bu kendi kendine dönüyor. Veyahut da bir serverınız var sanal sunucunuz daha doğrusu sanal sunucudan direkt radara hisselerle ilgili bilgi alabilirsiniz. Şimdi Telegram bölümüne geçelim. Onu daha detaylı bir video çekip hani anlamayanlar için zaten tekrardan çekip nasıl kuracağını anlatırım. Tekrar ona ayrı gireriz. Şimdi burada hemen hemen her şeyimiz var arkadaşlar. Şimdi burada ekstradan bir bileği de eklemedik. Bileği de şu an dediğim gibi yapıya hakim olmadığımız için tam olarak ekleme gereksinimi duymadım. Onu da ileride inşallah net bir şey çıkardıktan sonra bakarız. Ekstradan eklenen bir şeyimiz var buraya. F-Trend takip eklendi. Onu şimdi birazdan anlatacağım. Şimdi burada yapılar değişti arkadaşlar. Daha önce biliyorsunuz biz radarın üzerinde durmamamızın yani şu an şu radar sistemi hiçbir yerde böyle bir şekilde bir sistem bulamazsınız. Aynı anda aynı periyoda birden fazla modeli tarayıp arayıp önünüze getirecek bir sistem hemen hemen yoktur. Bir idargo yapısı var zaten bu şekilde müsait. Şimdi daha önceki sistemde biz kendimiz elle manuel olarak hisse belirtmiştik. Sürekli şimdi gündem artık nedir? Halka arzlar, yeni hisseler sürekli çıkıyor. İşte şirketler birleşiyor, isimler değişiyor. Şimdi sembol bilgilerini artık biz direkt ideal üzerinden kendi verdiği sembol bilgilerini otomatikman çekiyoruz. Ben buraya baştaki AY pazarı dediğimiz pazar alt neydi bu? Bir yıldız pazarı vardı. Bir de tam diğer ismini hatırlamıyorum. Ana pazar değil mi? Ana pazar, yıldız pazarı ve burada brüt hisseler yok arkadaşlar. Burada brüt hisseleri de filtreledim. Yani buraya brüt hisseler hiçbir şekilde gelmiyor. Brüte girmiş hisseler yok. Şu ikinci tarafta alt pazarla beraber hepsi var. Yani brüt, alt pazar, yıldız pazar. Ana pazar. Hep bütün pazarlar burada mevcut. İsteyen bunu. İsteyen sadece ana pazarı ve yıldız pazarı taratır. Kriptolar isteyen kriptoları taratır. Yani her marketi ayrı ayrı bölümledik. Endes gruplarını taratmak isteyen, burada idealin içerisindeki endes grupları var. Tabii bazıları işe yaramayabilir. Sadece rakam bilgisi veren endeksler de var ayrıyeten. Burada FX dövizlerle ilgili bölümün bilgileri var. Burada VIOP'la ilgili
muhtemelen burada bazı ayarlar yaptım. Kullanılmayan VIOP'lar gelmesin diye. Muhtemelen de gelmediğini de düşünüyorum. Çünkü sıfır bilgili VIOP listeleri buraya gelmeyecek diye düşünüyorum. Vadelileri olanlar muhtemelen gelecek. Bir de kendinize özel isterseniz kendi listenize atabileceğiniz yine diyelim ki yine buraya kendi listemi koydum. Bu şekilde bastığınız zaman kendi listenize direkt atabilirsiniz. Eski sistemin biraz daha geliştirilmiş hali. Burada listeleri tamamen sağa atabiliyorsunuz. Sağ sol dediğim gibi zaten bunu biliyorsunuz hemen hemen daha önceden de yaptık. Ha şöyle bir şey var. Diyelim ki bu bölmede ben 7-8 tane hisse seçeceğim diyelim. Mesela Garan diyelim sana direkt Garan'a gitti. Sağ tuşa basıyorsunuz Garan'ı getirdi. Atıyorum Türk Hava Yolları işte ne bileyim 3-5 tane hisseyi yani şuraya 4 harfli hanesini yani bütün bizim bu hisse bul yerlerimizde en az 4 harfli hanesini yazarak Enter'a bastığınız zaman getirir. Diyelim ki burada Aksel kalmadı. Sağ tarafta Aksel var. Ben buradan mesela sağdan Garan'ı çıkarmak istiyorum. Aksel'i çıkarmak istiyorum. Şimdi ikisini de çünkü aynı anda ikisini de seçtik. Bir de T edersek üçünü de seçtik. Sola at dediğimiz zaman tek tek seçilileri atıyor. Burada böyle bir özellik var. Dediğim gibi tek hisse, 5 hisse, 10 hisse, kendi listeniz, market listeleri, pazar listeleri hepsi sembol seçme işi burada. Şu filtre kısmında herhangi bir değişiklik yok. Daha önceki sistemimiz neyse zaten burada bilgiler var. Aynı şekilde devam ediyor bunun da. Ekstra olarak şu bölümde bir şey ekledik mi? Bir haftalık grafikleri ekledim arkadaşlar. Haftalık taramak yapma. Yani bunu tarama niyetine de kullanabilirsiniz. Günlük canlı periyot içerisinde herhangi bir alarm sistemi gibi canlı size bilgi vermesi için de kullanabilirsiniz. İlla ki hani canlıdan ziyade akşamları tarama yapmak için bu sistemde zaten kullanılabiliyor. Buradaki sistemin amacı şu. Diğer hani bizim sorgu sistemlerimizden farklılığı burada formasyonlar olsun yani diğer sistemler olsun son barda yeni sinyal gelmiş. Yani 5-10 bar geçmiş değil, 20 bar geçmiş değil, yükselmiş gelmiş olarak değil de işte yeni barda sinyal gelmişse eğer hani ilk defa gelirse diye bir şartı var burada. Ekstradan bir bar önce isterseniz bir bar önce olarak hani sinyal bir bar önce yani mesela simetrik üçgen oluşmuş işte son barda veyahut da bir bar öncesi olarak tarattırma şansımız var. Bunun amacı yani radarın amacı nedir? Anlık hızlıca görebilmek, yakalayabilmektir. Hocam bir önceki ekranda bahsettiğiniz yeni formasyonlar burada var mı? Hangisi? Harmonikler yeni eklenenler var demiştiniz. Bade. Burada değil, burada değil. Buradalar. Var mı? Burada iki tane daha radar var ekstradan sizin. Bu bizim eski sistemin, hani daha önce radar sistemimiz vardı. Bu radar sisteminde bir düzeltme yani esnetme yaptık. Mesela simetrik üçgenler sürekli çıkmıyordu. İşte ne bileyim şunlar fazla çıkmıyordu. Bunlara bir esnetme getirdik. Ekstradan buraya küme ekledik. Tobo ekledik. Zaten Tobo vardı. Yeni Tobo'yu ekledik. Yani bizim yeni sistemli Tobo'yu ekledik. Ekstradan F-Trend takip sistemini ekledik. Diğerleri zaten aynı. Bir saniye arkadaşlar. Bir şarjımı almam lazım. Burada neyimiz var? Öncelikle genel bir özellikten bahsedelim. Daha önce bir hisse iki kere gelmiyordu arkadaşlar. Yani bir hissede mesela Garan'ı buldu. Atıyorum herhangi bir periyotta buldu. İkinci bir daha herhangi bir formasyonu, herhangi bir periyot getirmiyordu. Şimdi onu mesela Garanti Bankası'na dediğim gibi burada veri var mı yok mu tam emin değilim ama mesela başlat dedim. Garanti Bankası'nın üzerinde bütün formasyonları tara. Ne var ne yok hepsini tarasın bana. Şurada bizim daha önce hani şu kısa, orta, uzun beraber geliyordu. Bunu ayırdık şimdi. Kısa
bar dediğimiz veyahut da tobolar, obolar için, şeyler pardon, tobo, kume için kısa, orta, uzun veyahut da small, medium, large. Hani burada ayıklayabiliyorsunuz. İsterseniz üçünü bir arada, isterseniz sadece kısaları veyahut da sadece ortaları veyahut da sadece uzunları getirebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bir kez getir demek de şu manaya geliyor arkadaşlar. Şöyle özetleyeceğim size. Diyelim ki bir düşen trendi işaretlediniz. Düşen trend kırılımı oldu diyelim. Şimdi 5 dakikalık bir periyotta düşen trendi kıranı aradınız. Mesela trendi kırdı ama tekrar trendin içine girdi. Tekrar kırdı. Mesela sürekli bunu yapıp sürekli ekrana getirebilir. Mesela siz bir kere kırdığını da görmek istiyorsanız, diyelim ki 5 dakikada kırdı. Aynı ise ikinci kez bana getirme. Yani o modeli aynı kez ikinci kez bana getirme. O model bir kez gelecek artık. İkinci kez gelmeyecek. O yüzden burada bir kez işaretli gelir sürekli default'ta. Ama görmek istiyorsanız hani ikinci kez kırabilir, beşinci kez kırabilir. Bunu görmek istiyorsanız bunu kaldırmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Bu bir kez getir. Bu amaçla yapıldı. Yani birden fazla mesela her 5 dakikada bir kırdı mesela 5 dakikalık periyotta sürekli her 5 dakikada bir aynı hisse sürekli kırıp geri girip tekrar kırıyorsa buraya radara düşmesini istemiyorsanız bu şekilde bir işaretli olması lazım. Şimdi daha önce dediğim gibi Garanti Bankası'nda bir tane şey geliyordu. Şimdi Garanti Bankası'nda dediğim gibi burada herhangi bir ürünle şeyle ilgili herhangi bir şey varsa şimdi hepsi beraber geliyor arkadaşlar. Bir saniye beklerseniz lazım takacağım. Evet, şimdi yani herhangi bir seçim bir kere geliyordu. Şimdi bütün her şey ne varsa ne yoksa ilgili bir şey varsa hepsinin mesela bu önceki barı taratmıştı. Şimdi son barı tarasın mesela. Şu bir kez getir kapalı açık. Şimdi mesela gördüğünüz 30 dakika işte ne bileyim seanslık, 1 dakikalık, 20 dakikalık hangileri işaretliyse ne varsa ne yoksa bir hisse üzerinde bütün bizim sistemle tanımladığımız her şey gelecek arkadaşlar. Şunları iptal ettim. Yani dediğim gibi hisse, bir hisse üzerinde ne var ne yok. Buradaki bütün tanımların hepsini görme şansınız var. Alt poza. Şimdi iptal edelim. Taramayı temizleyelim. Tekrar başa dönelim. Şimdi simetrik üçgen. Bunlar üçgensi yapılar. Burada farklı olanlar neler var? Önce ona bir bakayım. Ekstra yaptığımız. Şurada bizim turkuaz destek olayını biz şöyle yaptık. Daha önce hani sadece destek olarak sürekli geliyordu. Bizim için asıl önemli olan bu turkuazın hem destekli olup hem fuşyanın ayı modelde olmasıydı arkadaşlar. Şöyle bir tane hemen taratalım. Diğer tarafta ne yazıyorsunuz arkadaşlar? Bir şey mi var? Pardon, şunları kaldırmamışım. Bir de şimdi bu sistem arka planda çalıştığı için arkadaşlar yani biraz bir sürü şeyi iç kısımda tarayıp okuduğu için hani ilk açılışta sürekli bekliyor kısmını görürseniz yani daha doğrusu şöyle derler hani motor ısıtmaya çalışıyor bir nebze işlemcinizi ısıtmaya çalışıyor arka planda okuyor eğer ki işlemci gücünüz biraz zayıfsa geç başlatabilir onun çözümü şöyle birden fazla seçenekleri yani şunları oynatıp tekrar eski düzeye getirebilirsiniz veyahut da şöyle sağa sola atıp kontak yaptırabilirsiniz yani tabiri caizse. Bilginiz olsun. Şimdi hemen modeli açalım. Burada ekstramız ne var? Bir grafiği
açmadan görebilmeniz var arkadaşlar. Şu şekilde hızlı bakış açısı. Hani şöyle hiç grafik açılmıyor. Sadece şöyle sana bir ön izleme penceresi getiriyor. Grafiği buton üzerine geçip pardon mouse'u buton üzerine getiriyorsunuz. Butondan kaldırdığınız gibi zaten gidiyor. Diyelim ki siz nasıl diyeyim herhangi bir şekilde grafik şurası açıksa eğer ki ekrana birden buton geliyor şey geliyorsa buraya gelip tekrardan şeyi kaldırabilirsiniz ya da şunu kapatırsınız. Diyelim ki veyahut da şöyle geldi. Bunu altta şurada açtığınız zaman zaten görürsünüz herhangi bir takılma falan olursa onun burada kapatma işareti var. Bilginiz olsun. Fatih abi bunun aynı yerde açılma şansı var mı aynı ekranda? Şimdi atıyorum ben 3. ekranda çalışıyorum o 1. ekranda çıkıyor. Yani radarı kullandığım ekranda açma gibi bir şansımız var mı? Bilmiyorum ki sende nasıl çalışıyor. Sende kaç ekrandan farklı ekranda mı çıkıyor sende? Şimdi Fatih abi ben mesela atıyorum 3. ekranda radarı çalıştırıyorum. Aha. Fakat grafiğe baktığım zaman ilk ana ekranda yani radar önümde şey sol tarafta çıkıyor. Hani aynı ekranda açılsın deniliyor ya mesela grafiklerde mesela atıyorum takaslara baktığım zaman kapandığı yerde açılsın gibi bir özellik var idealde. Acaba bunda da öyle bir özellik var mı? Yok. Şimdi bunda bir lokasyon ayarı yok. Yani daha önce biz mouse altına verdirdik. Yani aynı yerde açtırmaya çalıştık. Şöyle şimdi mesela sen sondakine geldiğin zaman altta kalıyor. Bu sefer de problem yaratıyordu. Biz de ne verdik? Lokasyon verdik. Yani yukarıda otomatikman herhangi bölgede ekranın içerisine sığdıracak bir şekilde. Hani şeyi şurayı kapatmaması lazım bize çünkü. O amaçla aynı yerde açtıramayız. Yani şunun üzerine açtırma şansın olmaz. Çünkü sen burada mouse'la oynuyorsun diyelim. Mesela bu altta kalırsa bu sefer pencere ortada kalıyor. Kapatamıyorsun. Mouse'un dışarısında yansıması lazım ki mouse'u kaldırdığın zaman pencere de otomatikman kapansın. Amacı o zaten. Ama dediğim gibi sende şimdi 4 ekran var. Ona ben bir sonraki güncellemede hatırlatırsın. Belli bir lokasyon ayarı varsa, skala ayarı varsa yani ekranın belirli yerinde rakamsal olarak girdirebiliyorsak ama dediğim gibi işte 4 ekranda nasıl bir şey verir onu tam bilmiyorum. Denemek lazım onu da. Tamam abi hatırlatırım ben sana. Işte. Tamam hatırlatırsın onu. Grafik açmadan izlemek için arkadaşlar dediğim gibi şu grafik ön izleme kısmı açık olması lazım. Hani hızlı bakış amacıyla eğer ki açmıyorsanız kapalı tutun bunu. Çünkü bunu alt kısma geçirdiğiniz zaman sürekli burası okur yapıda olduğu için bazen ekrana buradan ön izleme grafiği tekrar çıkma şansı olabiliyor. Dediğim gibi bir lokasyon sorunu var. Hani ondan dolayı kesin bir şey diyemiyorum. Normalde bastığımız zaman zaten otomatikman grafiğe gidiyor. Dediğim gibi mesela biz daha önce turkuaz destek diye daha fuşya kapanı oluşmadan yani şu fuşya ayı modele gelmeden taramada buluyordu. Şimdi bunu değiştirdik nedir? Eğer ki fuşya kapanı, hani dediğim gibi bizim amacımız neydi? F-Trend turkuaz boğada ise ve bir kapan, ayı kapanı yani bir yatay piyasa oluşuyorsa ve bana buraya en yakın yerde. Bu en yakın yeri de arkadaşlar siz burada zaten yüzdelik olarak. Yani %0.15 en yakın olsun derseniz size en yakın yerde buluyor. Buradaki amaç neydi? Burada alıp üst bölmede yani ilk etapta tabii burada denememişse ilk etapta burada satıp tekrardan inişten toplayıp amacımız neydi? Bir üst son üst tepeyi geçebilmesiydi. Yani şu bölgeyi oluşturan bir önceki tepeyi geçebilmesiydi. Burada da aynı şekilde bir oluşum olmuş. Burada dip denememiş, direkt gitmiş. Zaten şu an tepeyi geçmemiş. Bunun zaten size daha önce anlattım. Hani bu şekilde bir kapan neydi? Tepeyi ya geçerdi ya tepeye en yakın yerden tekrardan bir revize gelirdi. F-Trend dediğim gibi bunların derslerine tekrardan ayrı ayrı gireceğiz zaten. Şimdi buraya detaylandırmayalım. Çok uzatmadan çünkü hızlı hızlı geçelim. Daha arkada iki tane harmonik var bakacağımız. Burada tek ekstrem değişiklerden biri de F-Trend takip arkadaşlar. Şunu taramayı temizleyelim.
Şurası dediğim gibi kısa, orta, herhangi bir mesela simetrik üçgen tanımlatayım. Bir 60 dakikada simetrik üçgen taraması yapsın. Kısa, orta, uzun. Yani 3 tane ne var boyutu? Mesela bu nedir? Orta trend, kısa trend. 2 tane orta trend geldi. Şuradan açmadan izleyelim. Simetrik üçgen yapısında şu şekilde bize getirdi. Alçalan üçgen, yani kama şeklindeki alçalan üçgen modeli. Bunlar dediğim gibi şöyle bir şey var. Grafikte gördüğünüz gibi son sinyali şu şekilde, yani al sinyali dediğimiz, dip sinyali dediğimiz yer, son sinyali varsa grafiğe, radara gelecek. Çünkü bizi ilgilendiren bu kısım. Yani bundan bir 10-15 bar geçmiş, bu bizi ilgilendirmiyor. Onu bulmak için zaten nedir, bizim sorgu sistemlerimiz var ayrıca. Buradaki radarın amacı nedir? Hızlı bir şekilde sisteme düşenleri, formasyonu oluşturanları bulabilmek. Tekrar kapatalım bunu. Hemen hemen dediğim gibi esnetmeyi verdiğimiz için daha çok, daha önceden çıkmıyordu. Esnetmeden dolayı şimdi daha çok çıkmaya başladı. Alçalan üçgen modeli. Hemen hemen üçgenleri zaten bütün modellerini tarayabilecek bir metodumuz var. Yükselen, alçalan, işte dik, altı dik veyahut da şey, alt çift dipli şekilde üçgen veyahut da üst çift tepeli üçgen şeklinde taramalar yapabiliyoruz. Burada zaten değişen bir şey olmadı. Dediğim gibi bir küme oldu, tobo oldu. Ekstrem olarak da şu taramayı temizleyelim. F-Trend takip sistemini koyduk. F-Trend takip sistemi nedir? Yani şu taramanın haricinde ekstradan bir özellik diyelim. Mesela pardon. Bir saati dolunca biliyorsunuz boğaz başlıyor. Şimdi buradaki amaç şu olacak. Mesela Anadolu Hayat grisi boğa oldu. Bir tanesini açalım. Burada suyunun 3 tane çizginin, yani fuşya... Fatih Hocam, su içebilirsiniz boğazınızı temizlemek için. Uzun zamandır konuşmuyorum ya, bu kadar uzun. Biraz kendimizi yavaş yavaş alıştırmamız lazım artık tekrardan. Dediğim gibi onun için bugün bir saatlik dedim, en azından konuşalım ki. Değil mi? Hızlı hızlı geçelim en azından, tekrardan konuşuruz zaten detayları. Burada arkadaşlar F-Trend'in 3 tane çizgisinin ayı ya da boğa olduğunu, ya da şöyle diyelim, herhangi bir hisseyi, yani Garanti Bankası'na atarsınız buraya. Garanti Bankası'nın sürekli değişimini izleyebilirsiniz. Yani bir nebze trend takip sistemi diyelim. Garanti Bankası'nın gri çizgisi boğa oldu. Veyahut da işte ana trendi dediğimiz, hani boğa bölgesini belirleyen, ayı boğa bölgesini belirleyen turkuaz çizgisi ayı ya da boğa olduğu gibi sürekli belli bir periyodu, mesela 5 dakika ya da isterseniz beraberinde 1 dakika sürekli taratabilirsiniz. Kendi hissenizi, izlediğiniz hissenin sürekli burada F-Trend çizgi değişimlerini burada görme şansınız olacak. Bence çok kullanışlı bir sistem olacak bu F-Trend takip sistemi. Belki şu an pek mantıklı gelmiyor ama canlıda kullanınca daha iyi anlayacaksınız bunun ne demek istediğimi. Hani sadece hisse bazlı izleyenler, F-Trend'de zaten haşır neşir olanlar bunu daha çok biliyorlar. Hisse bazlı izleyenler buna daha çok hakim zaten. Bir istek vardı. Neydi o istek? Şurada gri kapanının içerisine ekstradan bir şey koyduk. Şöyle diyelim. Gri sanırım. Şurada bir örnek var mıdır? Şu kısımdan örnek verebilirim. Yani şu halat sıralaması turkuaz en üstte, gri en altta ise, şu şekilde yani. Fiyat gri çizginin üzerine çıktığı zaman bana sinyal gönder. İşte yüzde şu kadar çıktığı zaman. Mesela şurada yakalamak istiyoruz diyelim. Şu kısımda bana sinyal gönder gibi. O özelliği burada gri neydi? Gri kapanı
max dediğimiz bölgede tarayabilirsiniz. İki türü de tarıyor burada. Hem gri kapanlık tarıyor şu modeli, hem de ekstradan o gri ayı bölgedeyken fiyatların gri üstüne çıkışında tarama yapabiliyor. Burada zaten resimsel olarak ayrı gelecek, onu da göreceksiniz ileride. Arkadaşlar burayı geçiyorum hızlıca. Dediğim gibi bunların hepsi detay detay işlenmesi lazım. Detayda da beraber çalışmamız gerekiyor bunları. Her biri bir konu çünkü biliyorsunuz. Çok büyük bir formasyon olsun, sistemler olsun, piyasada bulunmayan en geniş sistemlerden birine sahibiz bu konuda. O yüzden bölüm bölüm gitmemiz, hani anlayan ve kişilerin anlamasıyla gidersek daha iyi olur. Şimdi üstün körü geçmeyelim. Sadece ben dedim ki bugün eklenen yenilikleri gösterdim. Ekstradan hemen harmonik 3 ve harmonik 4 kısma geçiyorum. Dediğim gibi burada hemen hemen mantalite aynı. Sadece hani burada şeyler, semboller, işte ne bileyim grafik ön izleme, bunlar aynı mantıkta. Bu kısmımız sadece bizim parametrik bir yapı. Burada hani biz normalde grafikte parametrik yapıyı verip ne yapıyorduk? Grafiğin üzerine ekletiyorduk. Hani bize var olanların geçmiş hepsini göster. Şimdi burada ne oldu? Değişik bir şey oldu. Artık hani uzun var, kısa var diye bir mantığımız yok. Ben diyorum ki bana uzun, kısa ne varsa hepsini tara. Ama taradığınız zaman mesela 2, 3, 4, 5'te arka arkaya da olabilir. Bana en yüksek barını, yani mesela 5'e kadar sürekli aynı fibolu ölçülü varsa bana 5 olanı getir. 2'yi getirme. Yani en yüksek olanı getir ki daha temiz bir yapı çıksın gibi. Genelde 50'lik yeterli bir sayı bunun için. Bu harmonik özel bir derstir arkadaşlar. Harmoniğin bir sürü varyantı var. A, B, C, D'sinden tutun. Yani anlatamayacağım kadar ve kendi oluşturabileceğiniz modeller var. Dedim ki bunlar hep özel bir ders. Bunların hepsinin işlenmesi, beraber sürekli aktif hale çalışılması gerekiyor. Bununla herhangi bir, diyelim ki ben size sadece basit birkaç kalıp, yani bilinen birkaç kalıbı verdim hazırda bulunan. Bunların hepsini silebilirsiniz de kendi kalıplarınızı da oluşturabilirsiniz. Bunları zaten tek tek göstereceğim nasıl yapıldığını, nasıl kayıt edildiğini, kayıttan nasıl çağrıldığını. Herhangi bir tanesini seçip zaten kayıttan al dediğimiz zaman orada şöyle diyelim, işaretliyoruz, kayıttan al diyoruz. Burada şeyler değişiyor. Mesela ben bir ABCD yapısını çağırmışım. Şunlar sıfır çünkü. Sistemi ABCD'ye çeviriyorum. ABCD'yi iki türlü tanıtabiliyoruz. Bir impuls yapılı, bir de normalde BCD yapılı. Hani ABCD yapısında bir normal fibo değerli var. Bir de biliyorsunuz impuls değerli. 1.27, 1.61 değerli. Üst bölge çok fazla önemsenmeden alt fibo impuls değerli bir modellemeler var. Bunları otomatikmen getirme şansınız var. Taratma şansınız var. Hangi piyasada? İmpalsa göre tarayacaksam, evet. Hem ABCD çevir basılı olacak, hem de ABCD ikisi de basılı olacak değil mi? Yok yok. Ha, tabii tabii. Bu A şu modele gelmesi lazım. Yani çünkü bana XAD önemli değil. Şu ABCD evet. Çevrili olması lazım ki. Hem de içindeki ABCD. Aha. Şu B'nin yanındaki ABCD de basılı olacak. Aynen. Yani şu M modeli burası. Burası da V modeli. Yani ters modeli. Bölge yok, bölge hepsini... M modelinin B'sinin yanına gelir misiniz hocam? M modelinin B'sinin yanına. Evet. Heh, o da tatlı olacak değil mi? Bu impuls için evet. Bu seçili olacak. Tamam. Bu şekilde impuls tarayabiliyoruz. Aynen. Tamam. Şöyle zaten üzerinde yazısını da yazdırdım. Mesela varsa herhangi bir tarama gelsin. Dediğim gibi Bitcoin'ler şu an benim yüklü olmadığı için ben bakamıyorum ama en azından bu şekilde getirebiliriz. O başlayınca seçin. Şuradan evet, hemen geldi zaten. Burada şöyle bir özelliğimiz var. Şu hem hani modelin en yakın
daha hareketlenmemiş, herhangi bir geri çekim ve herhangi bir prim yapmamış haliyle bulmak istiyorsanız, şu kısımlar, CD dediğimiz kısımlar, yani boşlukta olan şu kısımlar bizim isterseniz en yüksek, hani formasyon oluşmuş, oluştuktan sonra bayağı gitmiş. Mesela ben diyorum ki oluştuktan sonra geri çekilme 500 olsun. Yani CD'den şuradan kalkmış gitmiş 500 fibobar kadar gidiş olmuş. Bunu da getirme şansınız var. Ben şu an %38'lik geri çekilme, yani CD oranının %38'i kadar geri çekilme oranına kadar burada bir tarama yaptırdım. Burada CD'nin oranları size geliyor arkadaşlar. Şöyle durmadan, biliyorsunuz her eklendiğine sıralama yapsak da üzerine eklenir. Şurada sıralamada mesela gitmemiş 0, 2 tane yapı var. Bilmiyorum grafikte eğer ki hata yoksa, dediğim gibi benim verilerim bunda var mıydı? Var, evet, ama küçük bir yapı. Dediğim gibi büyük yapıları taratırsanız şeylerde daha net temiz görüntüler elde edebiliriz. Şunları bir kapatalım önce. Şu N barları zaten burada görebiliyoruz. Büyük barlı yapıları, şu ön izlemeyi kapatayım. Şuydu herhalde. Tersten taratmışım yanılmıyorsam. Herhalde lazy türünde taratmışım. Evet. Lazy bar tarzında bir tarama yapmışız. Nedir? Demişiz ki fibosu, impulsu yüze gelenler. Yani şuradan tepmesini beklediğimiz bir model. Buradan tepmesi, yani şu sıfır noktası en yakından giriş yapılıp gene o nokta stop belirlenebilir. Dediğim gibi bunlar harmonikler, detaylı konular. Bunlara sonra gireriz. Şimdilik görselleri anlatıyorum. Şimdi burada bir dezavantajımız var. Şimdi bu sistemlerin hepsini açan bir grafik sistemimiz var. Bunun ismi nedir? V4 indikatör optimize, harmonik 2 optimize. Şimdi diyelim ki bu açıkta duruyor. Şimdi siz bunu izliyorsunuz diyelim. Herhangi bir grafiği açtığınız zaman sistem yeni açılan sistemin grafiğine adapte olur. Şimdi arkadaki şu an gitmedi. Çünkü şu an seans açık değil. Her bar oynayışında o sistem kaybolacak, bilginiz olsun. Mesela ben 60 dakikaya bir daha basayım. Sanki bir veri gelmiş gibi. Bu buradan kayboldu. Ama bir yere kaybolmadı. Radarınızda duruyor. Buradan tekrar basarsanız tekrardan getirebilirsiniz. Hani bunları biz ayrı ayrı grafik açtırma şansımız yok. Çünkü hangi en barla geleceğini, hangi fibo oranıyla geleceğini bilgimiz olmadığı için tek bir tanesinin üzerinden yürümemiz gerekiyor. O tek bir tane... Çok pardon. Çok basit bir şey soracağım da. Siz radara tıkladığınızda, grafik aç dediğinizde tam ortalanmış, güzel bir şekilde geliyor. Ben ilk defa kullanıyorum da. Evet. Benimki en altta geliyor, küçük geliyor. Ben şöyle yap, şöyle yapalım. Herhangi bir grafik aç. Hı-hı. Boş bir grafik aç yani. Hiçbir tamam. Şey olmasın üzerinde. Bunu sağ klikle kaydet. Şurada batterinin kısmına gel. Kaydet, bir isim farklı kaydet. Yani bir isim ver. Hı-hı. Yani şöyle grafik düzenini ayarla. Mesela boyutunu ayarla, ona göre. Mesela daha derin mi, daha mı şey mi görmek istiyorsun? Bu boyutu ayarla. Mesela şöyle ayarlayayım ben. Kapatayım. Diyelim ki şu şekilde kaydettim. 0-1 diye kaydettim bu şekilde. Şimdi aç dediğim zaman nasıl gelecek? Gördüğün gibi bu şekilde geldi. Yani nasıl kaydettiysem o şekilde gelir. 5 dakikalıkta da ortada gelsin, 15 dakikalıkta da, 1 saatte de, 1 günlükte de hep ortada, işte sayfayı hemen hemen kaplayacak şekilde. O skala ayarını bizim elimizde değil. O hiçbir şekilde yapma şansımız yok ama onu. Tamam. O yani şimdi ideal, hani şöyle, idealin kendi şeyinde de yok zaten o. Sen hani normalde senin kayıtlı grafiğin nasılsa açtığın zaman hani diyelim bu şekilde geliyor. Oradan nasıl geliyorsa açtığın zaman orada da o şekilde. Hani bir yeni grafik açıyormuş gibi sürekli o sistemde sıfırdan bir grafik açar gibi yeniden açıyor. Hani bunu yakın belirli bir barı veyahut da şöyle büyük bir şey açarsın, belirli bir şeyi kaydedersin ekranı. Bu şekilde tam ekranda açabilir. Ben şimdi... Tamam hocam.
Tam kapatmayalım bunu. Şöyle dursun. Kaydettiğim bu ekranda. Ama şöyle herhangi bir sistem olmasın en azından ki. Kaydederken zorlamasın. Açarken pardon. Şimdi burada modelin yapısı geliyor arkadaşlar. Şimdi hazır buraya girmişken hemen ben grafik kısmına da gireyim. Burada gelen modelin yapısı, hani biz dedik ya şurada bir herhangi bir grafiği açtırmak istiyoruz. Bunu tekrardan fazla şimdi hızlıca geçeceğim. Optimize'yi işaretliyorsunuz. Harmonik ayarlarınıza geliyorsunuz. Aşırı yüklendik herhalde biz bunları. Bir anlamdadır. Şunları kaldırmamışız. Şuradan ayarlar kısmında hani biz hangi modeli tarattık? İşte şu an gelen model bu. MABC'de. Buradan gidip MABC'deyi seçiyorsunuz. Burada bütün değerler var arkadaşlar. Nedir? Fibo ile ilgili oranların hepsi burada. Mesela 2 aşağı 3 yukarı bir aralık verip o oranla bir de N barınızı ayarladığınız zaman otomatikmen size o şekli, hani normalde açtığınız grafik şeklini burada getiriyor. Bakın bir tane N geldi, bir şey geldi, hiçbir şey ayarlamadım. Mesela bu varmış üzerinde bu şekilde. Ne olduğundan da bilgim yok. Endeksin üzerinde. Herhangi bir tarama yapmadık endekste arkadaşlar. Bakın yani şurada N var oynadığım zaman bu değerlerde ABCD modeli olarak şu şekil bize hemen önümüze geldi. Yani bunun amacı nedir? Yani dedim ya az önce her açmada bir değişik şeyi kaybediyoruz. Burada kendi hissenizi, olay ki kendi hissenizi izlemek istiyorsunuz canlı da. Buraya kaydettiğiniz hani değerleri bilirseniz bir yerde kayıt alın. Burada otomatik olarak izleme şansınız var. O ekstradan bizim işimize yarıyor. Şunu kapatıyorum tekrardan. Aynı anda ikisini tarayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani ters V'yi de tarayabiliyorsunuz. Normal V'yi de. Şimdi bizim bunlar için aynı anda taramalar için şu model 2 model tara. Zaten 2 modelden fazla yok burada. Veyahut da bir model var. Ben bunu genelde önermiyorum arkadaşlar. Niye önermiyorum? Bazılarının işlemci gücü buna yetmiyor çünkü. İşlemci gücü yetmediği için belli bir süre sonra artık donmalara başlıyor. Belli bir taramadan sonra donma yaşanmaya başlar. Ben direkt en idare bu şekilde hiçbir ayarına dokunmadan bir periyot üzerinden yani birini bitirip diğerine başlasın. Aslında ideal olan budur. Şimdi sen bunun zorladıkça arka planda sürekli 2-3 periyot birden tara dediğin zaman bunu kastırmaya yol açarsın. Artık işlemci şişer şişer ve donmaya yol açar. Bu sefer kilitlenir program. O yüzden her zaman bir tanesi açık. Yani birer tane model, birer tane periyot en idealidir. Hani 5'i işaretlersiniz, hepsini işaretleyebilirsiniz ama biri bitince diğerine geçer. O mantıkta. Aynı anda sadece taramayacak. Dediğim gibi kalıplar, modeller her şekilde kaydedebilirsiniz. Kendi kalıplarınızı, kendi modellerinizi oluşturabilirsiniz. Birlikte dediğim gibi denemeler yapacağız. Kendi kalıplarımızı oluşturacağız. Bilinen kalıpları oluşturacağız. Bilinen kalıplar üzerinden stratejiler deneyeceğiz. Örneğin şimdi şöyle yapalım. Tekrardan geçeyim. Bir M modeli mesela atıyorum. Şurada kayıtlı herhangi bir geniş eksen mi olsun ki? Herhangi bir hani varsa çıksın en azından. Hocam nasıl çağırdınız? Ben yapamadım da. Şu M paternler basıyorsun. Tamam. Açılmadı mı? Gelmedi mi? Yok açıldı pencere. Bir tanesini seçtim. Şöyle. Şurada aşağıda zaten. Herhangi bir tanesinin üzerine gel. Şurada solunda. Şuraya ismi geliyor zaten. Herhangi bir tanesini seç. Şöyle. Bunu alta indirebilirsin artık. Önemli dedi. Şurada kayıttan al. Yani seçili olanı kayıttan al demek. Şuradan bastığın zaman bir iki kere yani bassan zaten gelir. Direkt buraya seçer. Tamam. Şimdi geldi. Geldi mi? Geldi hocam. Ve hatta şurada rakamları değiştirdin. Bastın. Başka isim verip yeni bir tane kayıt yapabilirsin. Tamam. Kendi değerlerini oluşturabilirsin. Ya da var olan kaydı güncelleyebilirsin yani seçili olan.
Aynısından kaydetmeyin. Aynısından iki tane kayıt alıyor çünkü. Bu sefer sildiğiniz zaman ikisi birden gider. Bilginiz olsun. Farklı isimlerle kayıt yapın. Aynı isimleri aynı bir daha kayıt almayın çünkü. Aynı şekilde burada zaten web pattern'ler de var. Şimdi ben bunları doldurmadım arkadaşlar. Çünkü çok ürün var. Bunları zaten şöyle birbirimize dosya halinde verebiliyoruz. Dosyayı zaten idealin şurada C dizini olacak. Evet, şurada idealin içerisinde bunlar zaten 4 tane dosya. XML dosyaları. Burada hatta el ile de değiştirilebilme şansı var mı bilmiyorum ama muhtemelen vardır. Burada değerler mevcut zaten. Yani ben size dosya haline verdiğim zaman buradan değiştirebiliyorsunuz. Otomatikman burası değişecek yani. O yüzden fazla denemeleri buraya yazmadım şimdilik. Çünkü biliyorsunuz bir ayda hepsini yetiştirmek zorunluluğumuz vardı. Yine iyi bir şeyi başardık. Yani bir ayda 3 tane modül yaptık. Bu bizim 3 ve 4 dalgalı dediğimiz yani ABCD paternleri ve XABCD modellerini taramaya yarıyor. Herhangi butterfly bulmadı sanırım. Ya biraz pardon, şurası da işaretliymiş. Burası normalde impulse işaretlenmemesi gerekiyor. Dediğim gibi impulse işaretliyse impulse olarak gelir. Şimdi bir tane butterfly modelinden bulmuş. Arif Bey, yorumlar mısın işin uzmanlarından olarak? Hocam hemen yorumlayayım. Şimdi butterfly'da B noktasına bakıyoruz. Aslında bunun ideal B noktası değeri şu an tam bu B noktasını görebiliyorsunuz değil mi? 76.6'da. Evet. Evet. XA'ya yani XA uzunluğuna göre B'nin geri çekilme değeri 76.6'ymış. 786 olması gerekirdi ama bunu işin kitabında artı eksi %3 diyor. 766, 786'ya göre şimdi kafamdan hesaplayamıyorum. %3'lük bir değerin içinde mi? Biz şu an kabul olduğunu değerlendirelim B noktasının. C'ye bakıyoruz. C'de AB doğrusunun AB'ye göre 83.3 ile 88 arasında olması gerekir. Bu da tamam, uygun. Şimdi o zaman biz D'den giriş yapacağız. D'de kaç olmalı? XA'ya göre fibo çektiğimizde ki yani sistem şu kırmızı çizgiler. Aynen. Sistem bize otomatik çekiyor. Bizim sürekli şuradan ayarlarımız da var. Trading View'deki gibi harmonik çekmek zorunda değiliz. Bu pratikliği. Şu ondalık kısmı arkadaşlar coinler için zaten bilginiz olsun. İkiye çevirirseniz daha az rakamsal bilgiler gelir. Bir de buradan size şöyle, ben mesela burada 1.27 yokmuş. Mesela herhangi bir tanesini az kullanılan, şöyle hemen 1.27'ye çekeyim ben. 2.61'i şimdilik diskalifiye edeyim. Şimdi kelebekte XA'nın 1.27'sinden dönüş bekliyoruz. Bakalım burada kaçmış? 1.96. Hemen şu kırmızı çizgilere bakıyorum. XA 1.13, XA 127. 1.96'dan dönüş yapabilir diyorum ki gerçekten de buradan 1.95'ten kaça kadar gitmiş? 2.14'e kadar bir tepki almış. Şimdi tekrar 1.27'den tepki alabilir veyahut bir aşağısından dönebilir. 1.414 yani 1.90'dan dönebilir. Hocamız zaten oraya bir gri kesikli bir çizgi var. Düşen bir. Şimdi biz o gri kesikli çizgileri şu an fazla aslında detaya girmeyeceğiz de. Ben onları biliyorsunuz denemeler amacıyla girdim. Evet. Hani hocamızın deneysel bir çalışması galiba geliştirme sırasında paylaşmıştı sağ olsun. Orası da bir güçlü referans noktası olabilir. Yani 1.414 hem de o simetrik gri çizgi, ikisi aynı yere denk düşüyor. Hem de burada neye bakıyoruz? ABCD 414, 1.618, XA 414. O bölgede bir şey var, yoğunlaşma var. Orası güçlü bir tepki noktası olabilir. Ama ben ne yapardım? Ben genelde kısa tepkilere oynuyorum. Çok böyle hani trend dönüşlerine değil de ben 1.27'den girerdim, 2.14'ten çıkardım. Yani şurası bana yeter.
benim giriş noktamdı diyorsun. Burası da benim tepkime noktamdı. Ben bir kısa trader'ım diyorsun. İşim bitti diyorsun. Evet. Değil mi? Gün içi trade yapar çıkarım. Hiç öyle tamamen dönecek mi, dönmeyecek mi falan gibi. Ama yani, bu da benim tarzım. Siz de belki... Yani tarzın dediğin şey zaten şu an %10'luk bir şeye tekabül ediyor. Aynen. Benim için fevkalade bir şey. Yani dediğim gibi şimdi burada bir reversal dediğimiz hani dönüş modeli gibi şey de olabilir. Tabii dedim ki bunlar beklemeli, zaman alıcı şeyler. Veyahut da %38 tepkisel hareketler beklenebilir. Yani zaten çok, hemen hemen almış mı hocam? %38'e yakın hemen bir şey olmuş. Hemen yaklaşmış zaten diyebiliriz. Hemen hemen %30. Zaten şurada radarda şeyi de görebiliyoruz. Ne kadar bir tepki almış Doğan Kelebek? %36 bir tepki almış geri çekilmesi. En yüksek. Yani burada... Arkadaşlar şey bir reaction bir de reversal diyor. Kitapta geçen ifadeleri söylüyorum. Reaction tepki dediğimiz şey. Evet. Reversal da trendin dönmesi. Ben genelde tepkilere oynuyorum böyle %5-%10. Ama siz belki %20-%30 gitsin. Yani bir reversal olsun. Yani trend dönsün. Ben evet, bayağı bir onun karda oturayım gibi bir tarzınız olabilir. Aynen. Dediğim gibi burada yapısal olarak hani backtest yapmak için CD kısmını yani şu en yüksek gördüğü kısmı az önce dediğim gibi şurada 36 kısmını esasız CD kısmı nedir bu CD kısmı? Şuranın işte tepkime noktası ne kadar geri çekilmiş. Burada zaten Fibo Reklant'ta gördüğünüz gibi %38 civarında yani %36 geri çekilmiş. Hani siz diyorsunuz ki reversal model görmek istiyorum nasıl gitmiş gibi. Atıyorum %100 1.61 noktasına yani 161 noktasına gitmiş isterseniz hani burayı şu kısmı 161'e çekerek varsa ya da sadece oraya sabitlemek isterseniz gitmişlere sadece sabitlemek isterseniz mesela en düşük 100 olsun en yüksek 161 olsun. Yani ben backtest amacıyla gitmişleri görmek istiyorum başarıları görmek istiyorum derseniz bu mantalitede de taramayı çevirebilirsiniz kendiniz. Evet, burası dediğim gibi uzun bir konu. Bunlar detaylı konular. Formasyonlar zaten detaylı konular. Bunlara zaman zaman dediğim gibi gireceğiz. Burada kullanımla ilgili bir sorunun var mı Arif? Soracağım bir şey var mı? Bir hocam ben olarak hiç arkadaşların vaktini almayayım. Eğer siz de müsait olursanız ben birebir de sorayım diye düşünüyorum. Yok, sadece ama hani şeyi gördüm. Evet. Kolayca yapabildim. Yani M paternler aç kaydet, kayıttan al sayesinde hızlı bir şekilde bir paterni taratabildim. Bayağı da bir sonuç geldi şu an. Hı-hı. Yani çok hızlı user friendly dediğimiz hızlı bir şekilde hiç kullanmamış olmama rağmen hızlı bir şekilde adapte olabildim. Tamam. Burada dediğin gibi şuraya bir girdirelim. Hani kısa periyotlarda arayanlar veyahut da şu minimum kısmı biz genelde 2.50 arası bıraktık. Hani bazen haftalık bazen günlük periyotlar olduğu için burayı dediğim gibi ne kadar biraz daha yüksek yani 5-4'ten biraz daha yüksek tutarsanız daha mantıklı görseller alabilirsiniz bence. Yani bilginiz olsun. Neye varabilirsiniz? 2 yerine 5 gibi bir şey yapın. Yani 4-5 gibi daha mantıklı gibi geliyor en az. Yani çünkü 2 ideal bir şey değil çünkü 5 dakikalık bir periyotta 10 tane barı tarama yani 10 tane bara şekil çizmesi çok doğru bir şey olmaz. Biraz daha uzun simetrik çizgiler, simetrik görseller olursa daha mantıklı olur gibi geliyor. Tamamdır hocam. Burada bizim ekstramız var mı? Zaten bir önceki barı tara aynı az önceki radardaki gibi hani son bar değil de bir öncekinde olmuşsa gibi tara mantığı var. Şu günlük primi burada biliyorsunuzdur. Günlük prim hani gün içerisinde yüzde atıyorum 5'in üstünde olmayanları bana getir gibi. Bu günlük gün içerisinde giriş yapmak isteyenler için daha çok aranan bir özellik. Öyle bir tercih varsa bunu işaretleyip işte %10'dan düşükse gibi getir. Bir filtreleme sistemi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hocam ben biraz önce bu pause gibi bir şey var mı? Yani şöyle. Radar İptal etmeden durdurma. Değil mi? Evet, evet. Şöyle, şuradaki hisseleri sol tarafa alırsan şu an pause gibi bekliyor. Radar aktifte. Sağa atarsan devam ediyor. Tamam hocam. İptal etmek istersen iptale basıyorsun. İptalin amacı nedir?
Yani şu bunlar hepsi bir liste şeklinde, yani hafızaya, belleğe alınmış. Eğer ki burayı temizle deyip tekrar tararsan bunlar gelmez. Bunların tekrar gelebilmesi için iptal edilmesi gerekir. Çünkü hafızayı silmiyorsun, sadece taramanın içerisine silmiş oluyorsun. Hafızanın içerisinde silmek için iptal yapmanız gerekiyor. Ama durdurmak için şöyle sol tarafa alabilirsiniz. Tekrardan devam etmek için sağ tarafa çekebiliriz. Çünkü bunu arka plan, background şeklinde çalıştırdığımız için dur deme şansımız yok. Bunu ancak şu şekilde durdurma, yani hiçbir şey okutmadan durdurma şansımız var. En ideal yöntem buydu. Biz de bu şekilde yaptık. Burayı kapatıyorum. Zaten burada çok detaylı farklı bir şey yok. Aynı bölümün bir benzer mantığı. 5 yapılılar, yani bizim daha çok formasyonlar için kullandığımız yapılar. Hemen hemen her şey aynı arkadaşlar burada. Hani buradaki olay nedir? Bir bilinen TOBO, OBO, QME, WOLF, 5 dalgalı üçgensel yapılar, Elliot Wave'i bile burada yaptırabiliriz arkadaşlar. Hani belli bir simetri oranına göre Elliot'u bile, hani düşen 5 dalga şeklinde veyahut da yükselen 5 dalga şeklinde veyahut da yükselen 3 dalga ABC yapısı gibi bir yapıyı da çizdirme şansımız var. Yani onu da buldurma şansımız var. Bilginiz olsun. Dediğim gibi bunlar hepsi bir özel konuya giriyor. Hepsi bir ders sistemine giriyor. O yüzden şu an bunlara girişmiyoruz. Kalıp pattern açma sistemi, aç sistemi yine bu şekilde buradan yapılıyor. Zaten açıksa bir daha açmayacak arkadaşlar. Şöyle altta kapalı kalıyor. Bilginiz olsun. Hani açtığınız zaman gelmezse şöyle getirebilirsiniz. Kalıplar konusunda dediğim gibi incelemelerden sonra birbirimize kalıp dosyalarını zaten paylaşacağız. Burada TOBO modeller, OBO, yani yükselen modeller için ve sistemini kullanıyoruz. Çünkü son taraf biliyorsunuz yükselen taraf, bu tarafa baktığı için. Burada da yine aslında yükselen modeller bir nevi bulunabilir. Ne gibi bir model bulunabilir? Hani flama sistemini düşününce şöyle düşünelim. Şöyle bir çıkanımız olduğunu düşünün. Sıfır, bir, iki, üç, dört, beşinci dalga. Mesela ne yapmış? Beşinci dalgadan sonra işte şuralarda ben hisseyi takibe almak istiyorum. Çünkü bu bir flama yapabilir. Bu aşağı, normalde aşağı ilintili ama hani nedir? Buradan dönerse ben bunu yakalamak istiyorum derseniz burada üstteki M modelinden girişgah yapabiliriz. Bilginiz olsun. Bütün formasyon modellerini hemen hemen burada taratma şansımız var. Hani bir 3'ten büyük olsun, 2 4'ten büyük olsun mantalitesine değil de burada sadece olay Fibonacci. Aslında benim ilk amacım tamamen bir 3'ten büyük olsun, işte 2 4'ten küçük olsun gibi, hani bir tepe diğer tepeye göre orantısı olsun diye koşullamalı bir sistem yapmaktı. Daha sonra bunun Fibonacci'nin zaten amacı biliyorsunuz, belki bilmeyenleriniz vardır. Tamamen simetrik bir amaç için zaten yapılmıştır. Fibonacci ile, yani harmonik kalıpların, yani harmonik ahenk biçimlendirme demektir. Ben bununla ilgili size zaten buradan ideal üzerinden değil de muhtemelen Trading View üzerinden, hazır orada hani kullanış şeyi daha kolay, bir formasyon nasıl oluşturuyor, yani simetrisi nasıl denk geliyor, bunların zaten ben ara ara size Twitter'da olsun işte grupta olsun bunların zaten orantılarını bilerek paylaşıyorum ki aşina olun şimdiden diye. Bunlarla ilgili zaten ne gibi, nasıl bir simetrik üçgen, işte nasıl bir TOBO veyahut da farklı modellerini nasıl oluşturabileceğimizi trading bir yerdeki fibosal yapılarıyla daha rahat size gösterebiliriz, yani hızlı çizimlerle. Onunla ilgili ayrı bir ders yaparız beraber. Burada dediğim gibi geçen mesela ben
neyi bulmuştuk? Hani şeyi bulmuştuk. Neydi o? QME kalıbından sanırım evet 60 dakika Türk Hava Yolları'na tesadüfen görmüştüm. Tabii benim o zaman gördüğüm zaman tam dipteydi. Şöyle bir başlat seçelim. Dediğim gibi şimdi gitmiş olduğu için sanırım büyük seçmemiz lazım. Tabii yapı değişmediyse. Şu an kayıttan almadım. Şimdi aldım. Bakalım gelebilir mi? Yani şöyle varsa gelenler hepsini getirsin. İki modaliyle iki periyodu birden taratalım. Şu şekilde bir QME olarak taratalım önce. Şöyle mesela Akbank oluşumlardan birisi. Bakfaş, Avot. Ne kadar gitmiş? Şu 4-5-6 barış. Şunların gidiş oranı. Yani geri çekilme %152 oranında. Şu an gitmemişlerden biri sanırım Gold diye var. Bunların gitmemişlerine dediğim gibi arkadaşlar buradan fibe oranını 4-5 arası yani en fazla işte atıyorum %10, %38 gibi geri çekilmeye kadar tanımlatabilirsiniz. Türk Hava Yolları sanırım yeni bir tepe oluşturmuştur herhalde. Ondan dolayı artık gelmiyor taramaya. Şöyle herhangi bir tanesinin resmini açalım. Şu şekilde bir küme yapısını bulabiliyoruz. Ben başka bir örnek vereceğim. Hani bakalım denk gelir mi? Şu Kozal'dan herhalde muhtemelen denk gelir. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar çizgiler özellikle var. Hani şu üst kısımdan aşağı düşen trend iki tane bir yeşil bir de gri. Aynı şekilde tam tersi aşağıdan yukarıya bir yeşil ve bir gri. Şimdi bu yeşil sol taraftaki yeşilin temsilcisi nedir bu? Atıyorum şimdi normalde 1.20 şey pardon. Bununla ilgili bir görsel paylaşmıştım size. Çizerek daha iyi herhalde mantığı oturur. Yani ben kendi araştırmamı söylüyorum. Hani diyelim ki burası 1.61 ise bir küme yapısı veyahut da küme veyahut da tobo fark etmiyor. Aynı mantalitede gidiyor tabii. Şu karşılık oran buradaki oranın 100 ile bölümü. Yani burası 1.61 ise aşağı eğilim. Buradaki karşılıkta oran 1.60 bölü 1.60-161 aranır. Yani nedir karşılık oranı? 100 bölü 161 yani 62. 1.61 seviyesi, 61.18 seviyesi dediğimiz seviyeler karşılık oranı gelir. Biz burada alt tarafa bir karşılık oranı çizdirdik. Aynı şekilde de üst tarafına bir karşılık oranı çizdirdik. Yani biri destek, biri direnç amacıyla. Bu sabittir arkadaşlar. Trend değildir bilginiz olsun. Yani bunun rakamı hep burasıdır. Şu yataydır. Dikkat ederseniz fiyat da tam o noktadan noktasal olarak dönüş yapmış. Zaten iki gün önce de aynı benzer neydi? Türk Hava Yolları'nı da yapmıştık. O hafif biraz hafif bir kaymayla sanırım aynı mantıktan şu yeşile dokunarak bir çıkış yapmıştı. Gri şu bölmenin hani şu iki gri bu karşı grinin karşılıkları. Yani burada nedir? Simetrik bir üçgen yapısı oluşturması için alttan yine 100 karşılığı, 100 bölüm karşılığı. Aynı şekilde de üstten de 100 bölüm karşılığı. Bunların detaylarını sonra anlatırım size. Yapısı olarak dediğim gibi hani en çok dikkatimi çeken, dediğim gibi ben harmonikler üzerinde epey oldu çalışmayalı, çok eski harmonikçilerdenim ama uzun zamandır harmonik fibo orantılarını çok çalışmadım. Sağ olsun Arif arkadaşımız biraz istek üzerine girince benim de artık zaten niyetim vardı. Hani uzun zamandır söylüyorduk böyle bir yapı için çalışacağımızı. Artık ben de bu modüllere giriştim. Muhtemelen bir şey oldu hocam. Yani yüzünüze söylemek gibi olmasın ama yani böyle bir ürün yok. Ben çok araştırdım. Ya bir yazılımcı bulayım. Evet. İşte yapsın etsin. Kimi yapamadı, kimi TradingView'deki PineScript dilinin yetersiz olduğundan dem vurdu.
Hatta harmoniyi bulan Amerikalı Scott Carney'nin programlarını satın aldım. Bayağı da bir kaç 600-700 dolar vererek. Onlar bir tarama yapmışlar. TradingView'de sadece 9, bir pencerede 9 hisse tanıtabiliyorsunuz falan. Yani bayağı bir verimsiz işler. Şu an en verimli harmonik tarayıcı program sizde. Zaten ara ara seninle canlı performanslar da izledik biz bu konularda. ABC'de olsun, işte diğer modellerde olsun veya evet, işte... Evet, bol bol test yaptınız, benimle paylaştınız, sağ olun. Yani çok ciddi, hakikaten de çok ciddi noktasal dönüşler var, çok güzel tepkiler var, çok güzel orantılar var. Dediğim gibi bu biraz incelemelerle, zamanla daha iyi dip noktaları, daha iyi tepkime noktalarını buluruz gibi geliyor bana açıkçası. Evet arkadaşlar, sistemlerimiz bunlar. Dediğim gibi yani artık bir üretim yapmayacağız. Hani şöyle, ben üretirim ama üretecek bir şey kalmadı. Şu sistem tamamıyla her şeyi bulabileceğimiz, yani yeni bir şey üretsek, yeni bir 5 dalgalı, yeni bir 4 dalgalı, yeni bir 3 dalgalı, hatta 2 dalga bile diyebilirim. Bütün sistemleri bu harmonik 3, 4 ve 5 radar içerisinde tamamıyla bunlara hakim olabiliyoruz. Yani bu tip modellerin hepsini taratabiliyoruz. Tek büyük dezavantajımız, dediğim gibi, bir grafik açarken bir diğer açılmış grafiği pasife etmesi. Bir de canlıda, hani dediğim gibi, ideal canlıda sürekli veriyi tekrardan işlediği için, mesela bir 5 dakikalık grafik, mesela bunu açtım, arkasına gidip başka bir grafiği açtığım zaman otomatikman onun parametresini alıyor. Yani bunun parametresi iptal olduğu için buradaki silinme gayet normal olacak, doğal olacak. Çünkü böyle bir yapı yapmamızın şansı %99 yok yani arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi, ben hangi barı, hangi nevarı, hangi Fibonacci'yi buraya eklerdim, ekleyebilirim gibi bir metotla ekleme şansımız sıfır. Buraya net bir rakam verip net bir grafik eklememiz gerekir ki ancak o şekilde açabiliriz. Bizde nedir? Dediğim gibi Allah'tan ki şöyle bir yapımız var. Hiç olmazsa hani bu yapının içerisine tekrardan açıyoruz. Ekstradan da ben diğer grafik tarafa da bu yapının bir benzer kopyasını oluşturdum. Ama bu yapının da şöyle diyeyim, farklı bir şekilde hani kalıcılığı için başka bir şeyler de deneyeceğim açıkçası. Hani bir denemem oldu ama tamamen kasıldı, dondu. Yani benim PC'de açmıyorsa sizde mümkün değil, açamaz yani. Tamamen kasma yaptı, donma yaptı. Muhtemelen geliştirebiliriz. Hani bir formülle, bir fikirle farklı bir şeyler oluşturabilirim diye düşünüyorum. Ama tabii öncelik şu an yapılara aşina olalım. Hani dediğim gibi, şu an ben geliştirmeden uzak olmak istiyorum. Daha çok size eğitim üzerine eğilmek istiyorum açıkçası. Hani beraber inceleme, bir Ar-Ge çalışması yapalım hep beraber. Bence daha mantıklı olur. Çünkü bir süre hakikaten gerçekten piyasada olmayan, hepsinin bir arada hani bulamayacağınız bir sistem bu. Her şey içerisinde ve biz bu sistem, yani altın değerindeki bir sistemi gerçekten kullanamıyoruz. Hani bu çok yazık arkadaşlar. Gerçekten şu benim, emin olun, zamanında 1000 dolarlar, 500 dolarlar para vererek satın aldığım sistemler, hatta satın değil, aylık 10 eurolarla, 20 eurolarla aylık üyelik sistemleriyle aynı şekilde, ama hiçbir kaynak olmadı. Yani düşünün ki, biz nasıl ki yabancı gelip bizden bir ürün alıp kaynağı yoksa, bizim için de bir kaynak olmadı halde biz zar zor bir şeyleri öğrenmeye çalışıyorduk ve öğrenemiyorduk da açıkçası. Ama şu an bir gerçekten Türk yapısı var. Sorabileceğiniz karşınızda bir muhatap var. Ben şunu değerlendirmenizi isterim gerçekten. Biraz daha hani bu işi yapıyorsanız gerçekten kendinizi bir üst seviyeye çıkarmanız gerekiyor arkadaşlar. Belli bir şey oluştuğu zaman zaten gerçekten de herkesin kendine özel kalıpları, kendine özel sistemleri çıkacağını düşünüyorum ben burada. Burada ekstrem olarak bir şeyimiz şu an yok. Benim gibi sistemleri, modeller zaten artık bundan sonrası formasyon işleri. Ben şu an hani dediğim gibi şu periyot olaylarını fazla aynı anda 2-3 tane taratmazsanız daha kâfi olur.
Şu anki ben hemen bellek durumuna bakayım. Şu anda %18'lik. Yani şu an benim için ideal, herhangi bir kasma sıkıntı yok. Ama dediğim gibi benim şu an Intel i7 işlemci 7000 sanırım 7. nesil. Yani yine normal, gayet iyi. Performans da daha önceki şeyleri daha önce daha çok aşırı donma vardı. Şurayı kapattığımız zaman şimdi bu back rant sisteminde çalıştığı için sistem tarama bitmeden açıkçası herhalde arka planda şişirme yapıyordu. Şu an onu da hallettik. İnşallah yani o performans konusunda iyi olacağını düşünüyorum. Bir sorun olursa zaten paylaşırız, bakarız eğer sorunlar yaşarsak da. Arkadaşlar bir saat dedik, yine iki saate çıktık. Başka zaman inşallah dediğim gibi her konuyu ayrı ayrı, her bölümü ayrı ayrı işleyeceğiz inşallah. Şimdilik yenilikler bunlar. Dediğim gibi güzel bir çalışma yaptık. Bir aya sığdırılan farklı farklı modüller yaptık. Bazı geliştirmeleri yaptık. Zaten diğer eski sistemlerimizde değişen bir şey olmadı. Ekstradan menü üzerine yoğunlaştırdık. Bundan sonra biraz daha menü üzerinde yoğun şekilde çalışacağız. Yani radar sistemleri üzerinde. Ekstradan bir de blade sistemi dediğimiz 5 dalgalı farklı bir sistem var. Yani Tobo QM gibi. Onunla da ilgili çalışmalar yapacağız beraber. Şimdilik bugünlük bu kadar, yeter. Sizi de yordum. Fazla sizi de tutmak istemiyorum. Çünkü bu saatte fazla kalan kişi var mı yok mu, şu an ekranda kim var yok bilmiyorum ama gerçekten de yarın işe gidecek olanlar da vardır benim gibi. Artık sohbeti burada bitirelim. İnşallah başka zaman artık açılalım, yani başka zaman sürekli devam edeceğiz bu konulara. Yavaş yavaş tekrardan konusal çalışmalara başlayalım. Sormak isteyen bir şey varsa sorabilirsiniz. Yoksa artık tamamen kapanışa geçelim. Abi hisse seçiminde başta söyledin ama atladım ben, sembol seçiminde. Evet. İsmi değişmişler veyahut da koddan çıkartılmışlar. Evet. Olduğu zaman radar takılıyordu, devam etmiyordu. Onu mu çözdük dedin, anlayamadım ben onu. Onu çözdük, onunla ilgili sıkıntımız yok. Tamam. Yani şöyle, buraya gelse dahi, varsa bile diyelim ki hani borsa kodundan kalktı ama ismi ideal hala sunuyor. Mesela kim vardı? Yapı YKGO mu vardı sanırım? Evet, YKGO. Evet. Aynen, geçen benim de gördüm. Ama yani bu durmasına sebep değil. Hani o durma süper sebebi abi, tamam. İsimden kaynaklı değildi. Durma sebebi datanın olmamasıydı. Mesela ne vardı? ADBGR mi ne vardı herhalde? O şişe şeyler, çimentolar falan vardı. Artı hissesi vardı. İşte neydi o ismi değişen Derhal vardı. Bu hisselerin datası olmadığı için, hani sıfır gördüğü için ne oluyordu? Başa dönüyordu. Yani bir sonrakine geçiş yapamıyordu ama şu an öyle bir sıkıntı yok. Bir sonrakine geçiyor. Yani sadece bunun için değil, mesela coinler için de aynı şey geçerli olacak. Diyelim ki orada sembolde herhangi bir data gelmediği zaman bir sonraki dataya geçmesi lazım. Bunu açtığımızı düşünüyorum. Çünkü ben testlerimde böyle bir sorun yaşamadım. Eğer ki bir sorun olursa bilgi verirsiniz. Tekrar test yaparız ama yani testlerde herhangi bir problem yok şimdilik. Data yoksa zaten, eğer ki sadece şu kripto özelliğine o şeyi vermedik. Çünkü biliyorsunuz idealde kripto ilk açıldığı zaman datalar sıfır geliyor. Belli bir süre sonra data sanırım geliyordu. Böyle bir sorun vardı. Normalde hani kripto sıfır datalı olanları getirme diyecektim ama ilk başlangıçta hepsi sıfır geldiği için ondan açıkçası vazgeçtim. O yüzden kriptoyu biraz daha serbest haline bıraktım. Çünkü kriptoyu sıfırlarsak eğer, şuradaki mesela herhangi bir, bazen iptalin tam oturmadı bu. Herhangi bir canlı datası sıfır gelenler var veyahut da data hiç gelmeyen var. Son değer datası şeye, ekrana gelmediği için. Onu sıfır göreceği için burada bir takılma, yani daha doğrusu onu görmeyebilirdi. Şimdi olsa bile dahi bir sonrakine, yani herhangi bir problem varsa zaten bir sonrakine geçiş yapıyor. Herhangi bir sorun, aksatma yaşayacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi bir sorun olursa beraber şey yaparsınız, paylaşım yaparız, yani herhangi bir sıkıntı yok. Mesela bende datalar da yok, ne yapıyor? Var olan datalar arasında dönüş yapıyor şu an, 3-5 tanesi arasında. Hangisinin datası varsa direkt dönüyor. Yani sonuna kadar gidiyor kendi datası içerisinde. Başka soru var mı arkadaşlar?
Hocam ben bir şey sadece çok kısa, çok yoruldunuz da. Bu ses, ses çok uzaktan geliyor yalnız. Biraz yakından alabilir miyim? Konuşayım diye. Biz derslerle devam edeceğiz de bu arada yani bu patenleri daha fazla öncesinden derslere hazır olmak için bir kaynak bir şey var mı acaba biraz daha okusak bunları? Ben kaynak size atarım. Kaynaklar var zaten, çok kaynak var. Yabancı kaynaklar var. Yani sitelerde de var ama yabancı kaynak kitaplardan da PDF'ler vardı zaten bende daha önceden. Hatta daha önce ben çok eskiden sanırım Borsa Ders bir grubumuz vardı. Oraya da paylaşmıştım. Tekrar atarım size de. Yani harmoniklerle ilgili kaynaklar çok. Dediğim gibi şeyler de çok. Video kaynakları da aslında çok ama dediğim gibi nasıl kullanacağınızı bilmek artık biraz uygulamaya kalıyor. Uygulayarak ancak çözebilirsiniz. Okay. Rica ederim. Soru yoksa... Ben de basit bir şey soracağım da. Tabii. Bu M paternler kayıt al, V paternler kayıt al. V kısmında, W kısmındaki paternlerle M kısmındaki paternler farklı mı? Tabii. Şöyle, bu zaten ayrı bir pencere, bu ayrı bir pencere. Şurası dikkat edersen ayrı, burası da ayrı bir pencere. Yani şeyde, üçlü sistemde hocam, üç dalgalı da, 3-4. O da aynı mantık. Orada aynı form, mesela bir yarasayı bulamıyor muyum V'de? Bulabiliyorsun. Orada sen. İşte ne varmış bir bakayım ben. Bakayım hemen açıp. Şöyle. Dartley diyor. Flama, fincan, kulp falan diyor. Ama burada ABCD falan yok. Hani M'de olanlar burada yok. Şeyde mi? Alt tarafta mı? V'de mi? Evet, evet. Hani evet, dedim ya evet. Zaman yetersizliğinden ekleyemedim ama ekleriz, o sorun değil. Tamam. Hani dedim ya bayağı sıkıştırdık, hızlı geçtik çünkü. M'nin dosyasını buraya çağırmanın bir yolu var mı? Aşağıya mı? M'nin aynı değerleri burada da geçerli olur mu? Yok. Olur. Şimdi bu kendi şöyle değerler geçerli ama aşağıya şöyle girersin hemen. Diyelim ki üstte neyi girdin? Bet'i seçtin. Çağırdın. Hemen aynısının karşılığını girersin. Zaten şunun karşılığı hani nedir işte 38. Yani hızlıca. Belki yeter. Şey yapabilirsiniz hocam. Üsttekiyle match olayım mı? Matchle falan. Yok. O şey olmuyor çünkü. Evet. Ayrı pencereler. O dediğim gibi çok, bir de normalde böyle bir kayıt da hani aynı isimleri de kaydettiğin için çok problem çıkartıcı için ayrı ayrı pencereler de oluştururum zaten. Hani o birbirine paste etme sorunu olur. Sıkıntı olur diye girişmedim o işlere. Tamam. Yani buradan yetersizliğinden böyle oldu demiştim. Yani tamam. Bazı şeylerin yetersizliği var açıkçası. Tamam. Hani zamanda yetmedi, yoksa hani şöyle zaten gene ben kalıpları çıkarır, gene dosya halinde paylaşırım herkese. Çünkü önemli olan setup'ı yetiştirmemiz lazımdı. Allah'tan da erken geldi zaten. Ayın 1'i 2'si için istiyorduk ama biraz da idealin güncellemesi için beklemek zorunda kaldık. O arada da biz eksikler var mı diye zaten onları da gidermiştik. Kalıplar için de dediğim gibi kalıp soludan dosya halinde verebileceğimiz için sıkıntı yok. Yani bunlar... Tekle düzenle sil olayına aşı olduğu için problem olmuyor. En azından bunun üzerinde bir sıkıntı olmaz. Hani ekleyebiliriz hemen hızlıca. Onlar sorun olmaz. Tamamdır. Evet arkadaşlar, başka sorun yoksa kapatıyoruz geceyi. Fatih Hocam. Evet. M veya M modelinden nasıl seçip nasıl başlatıyoruz taramayı, bir tekrar kısaca gösterir misiniz? Şöyle M modeli. Pardon. İkinci bir ideal mi açtık? Evet. Şöyle bir M modeli diyelim. Yapılmak istenen, yani seçilmek istenen herhangi bir model varsa, şimdi ben dediğim gibi normalde piyasada, yani internette görebileceğiniz, Google'da görebileceğiniz değerleri baz alarak sadece ekledim. Ama tabii dediğim gibi bunların neyin ne olduğunu aslında bilmeniz de gerekiyor. Diyelim ki bir Gartley var, benim Butterfly var. Butterfly'i seçtim diyelim buradan. Şurada sol tarafına tıkladım. Sonra buraya geldim. Kayıttan al dediğim zaman buradaki değerler otomatikman değişir. Burada değiştikten sonra şurayla işimiz yok arkadaşlar. Şu ABCD
Pek işiniz yok. Herkesin işi yok açıkçası. Bunu bilen kullanması lazım. Bu biraz daha çok in-house tarzı dediğimiz farklı bir model sistemi. Normalde kullanmamız gereken şekilde bu. Hani bir M model için. Butterfly'in rakamlarının, olası rakamlarını buraya çektik. Çektikten sonra dediğim gibi hani dipte yakalamak istiyorsak belirli bir orantıyı geçmemek lazım. Backtest şans, yani hepsini getir, olmuşlardan da getirmek istiyorsanız burayı belirli bir yüksek rakam verirsiniz. Hangi periyodu taramak istiyorsunuz? Diyelim ki 60'da gün taramayı yapmak istiyorsunuz. Hisseleri seçersiniz buradan. Burada seçtik, sağa attık hepsini. Başla dedik, kendi kendine radar başlayacak. Belki radar sizi bekletiyorsa şu seçilen hisseleri bir daha sola atın. Bir daha sağa atın birkaç kez. Motora sınınca zaten kendisi hemen başlar. Teşekkürler. Başka bir soru var mı arkadaşlar? Başka soru yoksa bugünlük yeter herhalde. Tekrar dediğim gibi hafta içerisinde, hafta sonlarında bir akşam tekrar bir program yapalım. İnşallah biraz daha detaylı girelim. Herhangi bir mesela harmonik şu sayfa için mesela ayrı bir ders yapalım hep beraber. Bunların detaylarına dediğim gibi gireriz daha sonra inşallah. Şimdiden o zaman herkese hayırlı akşamlar, soru yok sanırım. Geceyi kapatalım arkadaşlar. Fazla da kimseyi tutmayalım. Kayıt aldık zaten. Gelemeyen arkadaşlar varsa kayıttan tekrardan izleyebilir. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kapatıyorum ekranımı da. Bilginiz olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar Cumhuriyet.